İlk, ilk e, ilkine hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir e, katılımcımız, çok değerli bir e, bilim adamı bizimle. Kendisi Uluslararası Şamanizm Araştırmaları Merkezinin Başkanı, e, yazar, sosyolog, doktor Timur Devletov. E, kendisi bugün bizimle Türk kültürü ve şaman mitolojisi üzerine konuşacak. Her zamanki gibi 30 dakika e, konuşma ve arkasından e, yine 30 dakika sizlerin soru ve cevapları ile devam edeceğiz. Böylece interaktif bir söyleşi ortamı oluşturacağız. E, mikrofonlarımızı e, kapatabilirsek, soru cevap kısmında da çete yazabilirsek çok verimli ve e, atıcı bir e, söyleşi oluruz. Tekrardan mutlu yıllar diliyorum aramızda Fen Edebiyat Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Şafak Ural var. Ben şimdi hoş geldin konuşmaları için mikrofonu kendisine bırakmak istiyorum. Buyurun Şafak Hocam. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ee, bu güzel toplantıyı düzenlemiş olduğunuz için de ikinci defa teşekkür ediyorum. İki çarpı iki teşekkür oldu yani. Ee, tabii Timur Bey'le bizi tanıştırdığınız için de bir teşekkür daha, üç oldu. Bunları yaz bir yana. Ee, Timur Bey ile tanışmış olabiliriz tam hatırlayamıyorum ama yabancı gelmedi bana. Dolursun isterseniz şamanizm e, benim oldum olası ilgimi çeken bir şey. E, o kadar ki, o kadar ilgimi çekiyor ki her okuduğumda bir şeyler daha böyle hayretimi çekiyor. E, dolayısıyla şamanizm tarihin derinliklerinde kalmış olan özellikle Türklere özgü bir e, törensi bir e, yapı demenin çok ötesinde bir özelliği var. Tabi din diyenler var. Dinlerin temeli diyenler var. Tabi e, ritüeller olarak dinin temelinde olması iddiası var. E, ama kavramsal yapısı ve felsefi yapısı da çok ilginç. E, son öğrendiğim bir şey de e, Timur Hoca belki bu konuda bizi konuşması içerisinde fırsat kursa aydınlatır. Şamanların kıyafetleri kadın kıyafeti olduğu söyleniyor. E, çünkü e, anaerkil bir toplumda doğduğu ve ilk şamanların da kadın olduğu e, söyleniyor ve şamanların gerek davulları gerek kıyafetleri de onların arasındaki bir tür e, işlev veya rütbe veya benzeri farkı gösteriyor. Ama doğrusunu isterseniz e, şamanların kadın olması veya kadın e, kökenli olması benim son öğrendiğim ve her seferinde dediğim gibi hayret ettiğim bir husus. Daha fazla lafı uzatmayayım. Değerli konuklar, değerli öğrencilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sözü Sayın Timur Devletov'a bırakıyorum. Doktor Timur Devletov. Buyurun efendim, söz sizin. Teşekkür ederim. Ben de herkese saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ayrıca hem İstinye Üniversitesi'ne, hem yönetimine, hem katılan bütün öğrencilere işte bu güzel ortam için bir kez daha ee, teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Ee, Dediğimiz dediğiniz gibi e, gerçekten de şamanlık e, Türk kültüründe e, çok önemli bir e, yere sahiptir. E, hatta e, Macaristanlı e, araştırmacılar var, Vilmos e, e, Diosegi e, Bu araştırmacı e, Macar e, şaman araştırmacılarının e, araştırmalarının içerisinde. Öncü bir e, kimliğe sahiptir, e, role sahiptir. Kendisi 1950'li yıllarda, e, tabii o dönemler e, so sosyalist kamp e, ülkesi olarak Macaristan'dan gene so başka bir sosyalist kamp olan e, Sovyetler'e gidiyor. E, saha araştırması gerçekleştirmek üzere. E, ha bugünkü e, Hakas Cumhuriyeti, yani benim e, köken olarak e, olduğum Hakas Türkler'in yaşadığı Hakas Cumhuriyeti topraklarını geziyor. Ve orada birçok görüşme e, yapıyor. ya Yani e, böyle mülakatlar, e, söyleşiler gerçekleştiriyor. E, ardından e, kitaplar çıkarıyor ve hemen ardından da e, bir iki hafta sonra e, yurtdışı e, ediliyor. Yani e, depart ediliyor e, ülkeden. E, bu kadar önemli bir konu yani <laughs> şamanlık karıştırmaları. E, ama buna rağmen e, büyük bir şaman... Araştırmalara arşivini kuruyor Macaristan'da ve e, şu söz ona aittir e, demiş ki Vilmos e, Dióségi kendisi doktor. <laughs> Hungarolojiden bahsedebilmemiz için e, şamanizmin etraflıca araştırılması e, zorunludur. E, bu e, tespiti e, Dióségi'nin bu tespitini e, Profesör Doktor e, Özkul Çobanoğlu Türkoloji için de geçerli olduğunu söylüyor. E, tabii e, şamanlık e, araştırmaları e, günümüze kadar çok fazla yapılmış değil. E, maalesef her ne kadar e, artık e, şöyle diyebiliriz, herhalde yaklaşık 3 asır boyunca araştırmalar devam ediyor. Etmesine rağmen Yani ilk işte Do Batı Avrupa'da işte Şamanismus adı e, ortaya çıkıyor. Tabii Sibirya'dan Tunguzlar'dan e, yola çıkarak e, çık, çıkıyor. A, tabii e, Türkiye'deki Türkoloji'de daha çok e, Şaman Türkçe değil e, yaklaşımı hakimken e, dünyada e, Şaman kavramı e, işte Tungus Manşu e, dilleri kökenli olduğu e, kabul edilmiş. E, zaten e, Tungus Manşu olması itibariyle e, Altay kökenli ki Türkler de Altay kökenlidir Moğollar da Altay kökenli ve Tungus mançular da Altay kökenli olduğu için e, örneğin e, Rona Taş var. Profesör Doktor Rona Taş, Taş e, yazılıyor. O da e, ana Türkçeyi milattan önce 6000 yılına kadar götürebiliyor. Yani milattan önce 6000 yıl öncesinde zaten e, Türkler de Moğollar da e, diğer Altay halkları da aynı dili konuşuyorlar. Yani dolayısıyla hani Şaman Türkçe değil e, diyebiliriz e, bilimsel olarak ama bu gerçekliği e, tam olarak e, yansıtmıyor. E, çünkü altaycadır. Yani e, tabii son e, daha sonra işte Shirokogorov'un başkanlığında öncülüğünde e, tanınmış bir e, Rus araştırmacısıdır kendisi. E, ona dayanarak da onun e, saha araştırmalarına dayanan e, profesör doktor Mircea Eliade, Mircea e, araştırmacıdır o e, şamanizmi işte güney kökenli e, ifade etmiştir e, ve e, işte sanskritçeden gelmiş olabileceği üzerinde e, durmuştur. Ama örneğin e, Finlandiyalı bir araştırmacı var. E, Profesör Doktor Yu Yuha Janhonen, e, Altayisttir, tanınmış bir Altayisttir kendisi. O e, şaman kavramının e, güneyden Sibirya'ya gelmiş olduğunu, gelebileceğini e, ihtimalini e, bilimsel olarak e, tenkit etmiştir ve e, onun yerli bir üretim yani yerli ve milli bir kavram olduğunu ifade etmiştir. Hatta Jean-Paul Roux profesör Dr. Fransız Sule o der ki e, hani biz e, hep e, okuduğumuz kaynaklarda e, nasıl okumuştuk? Şöyle okumuştuk. Hani Türklere şamanlık işte başka halklardan getirilmiştir. E, dahil edilmiştir. Yani Türkler Türklerin inancı başkaydı ama başka halkların inancı şamanlıktı ve Türkler şamanizmin içinde kendini buldu şeklinde e, ve bu e, kaynakları yazan araştırmacılarımızın dayandığı ruh diyor ki e, esasında Türkçeden Moğolcaya geçmiştir e, şamanlık ve şamanizmle ilgili kavramlar. Yani böyle ilginç e, yaklaşımlar var. E, bu tabii tartışmalar devam ediyor bu konuda. Ama e, zaten Şam, Sam, Kam e, ondan sonra Çuvaşça yani Türk dillerinin içerisinde en eski olan e, Çuvaş Türkçesi de Yum. Dolayısıyla burada görünüyor ki bir bağlantı var. Zaten Vilmoş e, Diyosegi ilk e, şunu öneren e, araştırmacı e, Şamman e, kavramını bilen insan, bilgi insan Şa e, fiiliyle açıklıyor. Zaten Şa fiili Türkçe bir fiildir. Yani çok ilginçtir ama e, yani e, bize çok uzak olan bir fiil değildir. Şa e, mesela sağ e, Türk dillerinde şöyle sağandım mesela özledim demektir. E, sağandım, düşündüm demektir. E, sah, e, ayık demektir. E, Türkçe'de sağ e, var, sağduyu var kavramları. E, sahış var, e, düşünce, fikir, e, yani bilmek ve düşünmek çok ilintili kavramlardır. Ve çok eskiye dayandığı için bu bilgiler biz ortak bir geçmişten bahsedebiliriz. Zaten kam kavramı bu kadar önemlidir ve şamanlar yaklaşık tabi bilimcilere göre, genelde şamanlar kendisi değil de bilimciler yoluyla şamanizmi biz araştırıyoruz araştırıyoruz ve ee, örneğin Vilmos e, e, şey Mircea Eliade şamanizmin e, Paleolitik dönemden itibaren geldiğini e, söylüyor. E, tabii daha eskiye dayandıranlar da var mesela örneğin e, profesör doktor e, Michael Harner var. Amerikalı e, tanınmış antropolog ve 10 kişiden 9'u şamandır aslında diyen bir e, araştırmacıdır kendisi. E, örneğin ona göre bunu çok daha eskilere götürebiliyoruz. Yani Paleolitik dönemin de ötesine. Yani eğer ki biz genelde yukarı Paleolitikten bahsediyorsak, şamanizmin ortaya çıkışı konusunda bu hocanın bahsettiği aşağı Paleolitik, yani erken ya da erken Paleolitikten bahsediyor. Bunlar tabii önemli konular. Öte taraftan Batı Avrupa'da da mesela araştırmalar yapılmış ve orada da o işte Portekiz'deki, İspanya'daki, Almanya'daki e, ve e, Fransa'daki e, bu Paleolitik döneme ait olan e, mağaralar incelenmiş ve o mağaraların içindeki e, duvarlarda e, çizilen resimlerin şaman e, kökenli resimler olduğu üzerinde durulmuştur. E, dolayısıyla e, örneğin e, e, Jean-Claude e, ya da Williams adlı araştırmacılar var, arkeologlar var ve bu arkeologların iddiasına göre e, Batı Avrupa'da e, yani en az 40 bin yıllık geçmişi var e, şamanlığın. E, tabii öte tarafta, yani dünyanın her tarafında aslında şamanlık var. Yani bazı bunu şöyle eleştiriyorlar. E, yani şamanlık işte e, örneğin Ortadoğu'da da var şamanlık. E, nitekim e, İsrail'in yani günümüzdeki İsrail'in kuzeyinde 13 bin yıllık kadın şamana ait bir mezarlık keşfedilmiştir. Mesela ben şamanizmi ateşle alakalandırıyorum. Tabii ateşle alakalandırdığın zaman bu bizi zerdüşlüğe götürmüyor. Hani bazı araştırmacılar var ve bu araştırmacılar zerdüşlüğe bağla bağlamaya çalışıyorlar. Bu kadim kültürü. Fakat ee, tabii ateş, şamanizmde çok eski. Yani ateş bazı değerlendirmelere göre 700 bin yıllık geçmiş olan bir kültür. Bazı değerlendirmelerine, değerlendirmelere göre 1.6 milyon sene geçmişi var. Fakat fark ettiyseniz bütün şaman ayinleri genelde ateşin etrafında döner. Şimdi araştırmacılar şamanizmi araştırdıkları zaman ki bu araştırmalar, Çarlık Rusya'sında başlamıştır yani 17. yüzyıldan itibaren ama şimdi Rusya'da başladığı için tabii temkitler de geliyor arkasından çünkü bazı araştırmacılar, bilimciler diyor ki bunu Ruslar özellikle icat ettiler. Hani Türkleri işte ilkel göstermek için işte Altaylıları ilkel bu arada Altaylıları ilkel göstermek için kimse demiyor mesela Moğolları ilkel göstermek için kimse demiyor ama sadece Türkler üzerinde duruluyor Tabi bu gerçekleri yansıtmıyor. Niçin yansıtmıyor? Çünkü Türkçe kökenli yani günümüz itibariyle yüzde yüz Türkçe kökenli olan kam kavramı ki Çin kaynaklarına göre eski Çin kaynaklarına göre eski Türkler döneminde geçen bir kavramdır kam. Örneğin eski Türk döneminde Göktürkler var, Uygurlar var ve Yensei Kırgızları var. Bunlar... Kahnlık kurmuş. Yani ortak tarafları şu, hem üçü kağanlık kurmuş. Hem de bunların üçü de e, yani çok sayıda yazılı kaynak e, bırakmışlar. Yani yazıtlar bırakmışlar hem de Türkçe e, belgeler e, bırakmışlar. E, bu iki e, iki barla e, bu üç e, halk ve kültür e, önemlidir ve e, bu üç kültürden biri olan Yenisey Kırgızlarında ...gan'dan bahsediliyor yani kam'dan bahsediliyor e, Çin kaynaklarında. Dolayısıyla <laughs> e, eski Türk döneminde kamların yani şamanların e, varlığından bahsedebiliyoruz e, bunun sayesinde. E, nitekim e, Çin kaynakları bu açıdan çok önemlidir. Yani örneğin Çin kaynaklarına göre biz e, eski Türk döneminde hakanın, kaanın tahta çıkışını e, ve bununla ilgili ritüeli... E, öğrenebiliyoruz ee, ve bu ritüelden bahsedebiliyoruz. İşte bu ritüele baktığımız zaman e, Masao Mori mesela e, onun e, şamanın e, inisiyasyon töreniyle birebir aynı olduğunu demezse bile e, büyük benzerlikler arz ettiğini söylüyor. E, bu bakımdan önemli. Yine tavaf kültürü var. Yani nasıl ki e, eski Türklerde yani Göktürklerde bir hakan, kaan Tahta çıkmadan önce tavaf geleneği yerine getiriliyorsa hem de güneş güneşi takip ederek yani saat yönünde günümüzde 21. yüzyılda bu geleneği Türk dünyasında sadece ve sadece Şaman Türkler devam ettiriyor. Dolayısıyla Sibirya'nın yerlisi olan Şaman Türklerin mensup olduğu inançsal gelenek ile eski Türklerin mensup olduğu din arasında hiçbir alaka yok demek mümkün değildir aslında. Yani şöyle düşünün, koskocaman bir Türk dünyası var. 200 milyon kişiden oluşan ve milyonlarca kilometre kare, onlarca milyon kilometre kareye yayılan bir Türk dünyasından bahsediyoruz. Ve bütün bu koskocaman Avrasya coğrafyasında saat yönünde tavaf geleneğini sadece ve sadece eski Türklerden günümüze yaşatan Şaman Türkler vardı. Dolayısıyla ee, Şaman Türkler de başka dine geçmediği için biz rahatlıkla diyebiliyoruz ki e, eski Türk dinini yaşatan varsa o da e, Şaman Türkler'dir. Yani Budist Türkler değil, e, işte Ateist Türkler değil, işte Hristiyan Türkler değil vesaire vesaire. Yaşatan varsa onlar da Şaman Türkler'dir. Nitekim e, eski Türk yazıtlarında doğrudan Umay e, geçiyor. Tengri Umay, Idık e, Yersuf vesaire şeklinde işte bu umay e, yine e, eski Türklerden sonra günümüzde 21. yüzyılda yalnızca ve yalnızca e, Şaman Türkler tarafından yaşatılıyor. Onun dışında hiçbir kimse, inançsal boyutta tabii e, söylüyorum, kimse tarafından yaşatılmıyor. Ha, i̇sim kült, e, kültür bağlamında e, birçok halk e, yaşatıyor ama inançsal boyutta e, transformasyona uğrama, uğratmadan e, Sibirya Türkleri e, yaşatıyor. Umay kültürünü hatta Umay'la ilgili e, çok sayıda e, yer isimleri bile vardır. Örneğin Hakas Türklerinin memleketinde e, Umay e, Dağı var. Yani böyle bir ilginç bir şey var ve bu Şaman mitolojisiyle doğrudan e, alakalı. E, çünkü e, Şaman mitolojisi e, yani Türk mitolojisi çok zengindir aslında. Ve Türk mitolojisi e, aslında 10 tane destandan oluşmuyor yani 10 tane destandan ibaret değildir Türk e, mitolojisi öyle bir zengin e, kaynak ki Derya yani sınırsız bir derya e, maalesef e, bu sınırsız Derya e, Türkolojide çok fazla incelenmiş değildir e, günümüzde bile tam olarak incelenmiş değildir e, her ne kadar e, günümüzde çok ciddi e, gayretler harcanıyorsa bile sarf ediliyorsa bile e, bu alanda çünkü şaman mitolojisi şamanizmi anlamlandırabilmemiz için nasıl nasıl ki Pudpres antik Yunanı'nın e, dilini e, anlamlandırabilmemiz için antik Pudpres Yunan mitolojisine muhtaçsak e, bilim dünyası da muhtaçsa aynı şekilde şamanizmi anlayabilmemiz için şaman mitolojisine muhtaçız. E, Tabi etnografya da var, e, arkeoloji de var, e, sosyoloji de var, e, işte halk bilimi var. E, işte coğrafya var, birçok bilim dalı şamanizmi araştırıyor. Bunun içinde psikoloji de var, yani çok ilginç böyle psikoloji, antropoloji vesaire bilim dalları, hatta uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi vesaire bunlar hepsi dahil bu araştırmaların içerisinde ve işte bu bakımdan şaman mitolojisi. Ya da Türk mitolojisi önemlidir ve Türk mitolojisi hacim söylemek gerekirse sadece Hakas Türklerinde 400-500 tane destan var. Bu 300-400-500 tane destanı canlandırabilmemiz için şunu diyebiliriz, diyebiliriz yani ortalama hacimleri 1500 ile 30 küsur bin satır arasında değişiyor. E, hakas destanları. Dolayısıyla bu 500 destanı bir araya getirdiğimiz zaman milyonlarca satır e, ortaya çıkıyor. Tabii e, 500 bin satırdan e, bahsedilen e, Manas destanını da unutmamamız lazım. E, böyle büyük destanlar var Türk dünyasında. E, bunlar siyrisasyon e, sürecini geçmiş olan destanlar e, ve dolayısıyla oraya baktığımız zaman çok e, önemli keşifler yapabiliyoruz e, sosyal bilimlerde. Ama e, hani İslamiyet'le beraber haşır neşir olan mesela örneğin Raşidettin'in e, Oğuz e, Kağan destanı gibi yani e, daha sonraki e, girilen inançsal sistemlerle yoğun bir şekilde harmanlanmış e, formatta karşımıza çıkıyorken e, İslamiyet, Hristiyanlık, Müsevilik öncesi ya da Budizm öncesi döneme ait Şaman mitolojisi, Türklerin Şaman mitolojisi çok daha farklıdır tabii. Orada binlerce yıl geriye götüre, götürebilecek, bizleri yani araştırmacıları götürebilecek motifler vardır. Örneğin Hakas destanlarının başlangıcı aşağı yukarı hep aynı bir giriş motifi var. O da şöyle başlar. Dünya ilk kez yaratıldığında etrafında Tengri oluştuğunda yani atmosfer gök oluştuğunda nitekim bu bizi hemen e, 8. yüzyıl e, eski Türk yazıtlarına götürmüyor mu? Yani eski Türk yazıtlarında 8. yüzyıldaki Türk yazıtları ne diyor? üste kök Tengri yaratıldığında yani kök Tengri yaratılmıştır ve yukarıda altta yağız yer var. O da yaratılmıştır ve ikisinin arasında kişi oğlu e, yaratılmıştır. Yani insanlar yaratılmıştır. Dolayısıyla bu bakımdan böyle bir paralelliklerin, böyle e, örtüşmelerin, olduğundan bahsedebiliyoruz e, Türk mitolojisinde. Dolayısıyla e, Türk mitolojisi hani eee güzel ortaya çıkmış e, kurgu e, değil. E, tıpkı hani başka halkların mitolojisi gibi e, tarihsel altyapısı da var. E, ya da doğrudan tarihi belgelerle örtüşen tarafları da e, var. E, bu bakımdan e, önemli tabii. Bu e, ben tabii bu saatte takip etmiyorum size konuşurken. <laughs> yani e, nasıl oldu? E, Biraz daha başlayalım. var. Ha. İsterseniz ha. bir beş dakika daha konuşun sonra soru-cevaba geçelim. Ha tamam. Yani yoksa ben <laughs> saatlerce konuşurum. <laughs> e, şimdi e, yani e, e, Sovyetler Güzel döneminde saat, e, Hocam saat beşi çeyrek yani beşe kadar rahatlıkla konuşabilirsiniz. Sağ vaktimiz Öyle. var da. Ha tamam. Yani. Şimdi Sovyetler döneminde Hakasçadan yani Hakas Türkçesinden Rusçaya aktarılan destanlar birçok destan var. Fakat 1900 yani Sovyetler dağıldıktan sonra 1990 ve özellikle 92'den itibaren Türkiye Türkçesine, Hakas Türkçesine, Türkiye Türkçesine aktarılan destanlar sayısı bütün Sovyetler boyunca aktarılan Rusça aktarılan destanların sayısını geçmiştir. Bu nicel olarak çok büyük bir başarıdır aslında, Türkiye Türkolojisi bakımından ve her türlü övgüye de layıktır. Yani bunun altının çizilmesi önemli. Özellikle Türk Dil Kurumu tarafından başlatılan bu Türk Destanları projesi, Profesör Doktor Fikret Türkmen öncülüğünde çok büyük bir araş, çok büyük bir açılım sağlamıştır. yani Türk destanlara açılımı diyebiliriz biz buna ve bu destanlar tabii ki yalnızca dille uğraşan Türkologlar için değil yani sosyal bilimin her alanıyla ilgilenen araştırmacılar için önemli bir kaynaktır yani uluslararası ilişkilerden alın da siyaset biliminden alın da işte kamu diplomasisi ilgilenenlerden alın da kültüre kadar, antropolojiye kadar, inanç yani teoloji, işte ilahiyat diyebiliriz her türlü konuyla ilgili birer kaynaktır. Tabii Türk mitolojisi çok geniş ve çok korkunç çapta derin olduğu için hacim itibariyle bunun araştırılması tabii ki bir kişinin ya da bir kurumun harcı değildir. Yani çünkü belki de 100 milyon satırdan bahsediyoruz. Yani 100 milyon satırı elbet ki bir senede e, hani altından kalkabilmek çok zordur e, ve e, bu e, kültürün içinde yani e, bu kültürün içinde bizim yani Türk halklarının Türk e, budumlarının dünyaya da anlatabileceği çok şey var. Hani genelde e, Sovyetler döneminde tabi şamanlık biraz hani gerici kültür, ilkel kültür olarak algılanmış ama günümüzde anlaşılmış ki e, şamanizm aslında İlker bir kültür değil, ilksel bir kültürdür. Yani öncü bir kültürdür. Çünkü e, örneğin e, bu da çok önemli bir <laughs> konu tabii. E, örneğin toplumsal cinsiyet araştırmalar bakımından da şamanizmin e, dünyaya ve dolayısıyla insanla anlatabilecekleri çok şeyler vardır. E, örneğin kadın erkek e, arasındaki bu ilişkiler e, ya da e, işte e, girişte e, hocamızın da e, belirttiği gibi... Yani e, mesela araştırmacılar araştırıyorlar ve diyorlar ki e, şamanizmin içerisinde ilk şamanlar e, anlarım mı? İlk şamanlar e, kadınmış. E, bu önemli bir tespit aslında e, çünkü e, bu modern terminolojiyle konuya yaklaştığımız zaman e, kadın lehinde pozitif ayrımcılık olarak da değerlendirilebilecek bir konudur e, ve bu konuda tabii tonlarca e, kitap e, yazılabilir. Ama yazılmıyor <laughs> şimdilik. Fakat e, daha sonra e, umarım yazılacak. Çünkü e, bu alan e, çok geniş bir alan ve herkese yani bütün bilimcilere ekmek çıkabilir bu alanda. Yani araştırılması. Dolayısıyla biz araştırırsak biz anlatabiliriz dünyaya. Ama biz araştırmazsak tabii ki ve doğal olarak ve de maalesef e, bize bizi bize rağmen başkası anlatır. E, böyle bir gerçek de var hani. Genelde hani bir şamanizme karşı bir öne yargı var. İşte şöyle bir projeymiş, şöyle e, Türklere ilkel göstermekmiş. Ama örneğin çevreciler niye tür, e, şamanizmi araştırıyorlar? Çünkü görüyorlar ki şamanizmde çevrecilik, ekolojizm bakımından öğrenilebilecek çok e, sayıda nosyon var. E, çok sayıda öğreti var. E, e, dolayısıyla e, çevreye yapılan zarar bakımından yaklaştığımız zaman şamanizme... Elbette ki şamanizm gerici bir ilkel bir kültür değildir. Yani öyle tanımlanmak çok tanımlanması çok zordur. E, nitekim e, Tam tersi insanla e, anlatılabilecek çok e, konuyu barındıran bir kültür e, hem de e, Türklerle ilgili. Niçin Türklerle ilgili söylüyorum? Hem e, daha önce demiştik Çin kaynaklarına göre yan kavramı var yani kam e, kavramı var eski Türk dönemine ait. Hem de doğrudan e, Türk yazıtlarında. E, bögü sözcüğü var. Şimdi bögü sözcüğü e, bizi şamana götürür. Yani başka bir yolu yok. Yani Anadolu'da bu, bunun karşılığı büyü. E, Moğolca'da günümüz 21. asırda Moğolca'da bunun karşılığı şamandır. Yani bö, bö diyorlar. E, dolayısıyla e, bir Altay kültürüdür e, ve yani küçümsenecek bir e, kültür de değildir. E, yani ama tam tersi araştırılması gereken, e, hatta tartışılması gereken e belki de eleştirilmesi gereken e, bir konudur ama araştırarak tabii yani e, e, ne diyorlar görmezlikten e, gelerek e, değil yani bunlar e, tabii kısaca anlatılabilir e, işte ben de e, Hakas Türklerine ait olan e, üç tane destan e, aktardım şimdiye kadar Hakas e, Türkçesinden e, bunlardan ikisi baş kahramanın kadın olduğu destanlar e, yani Ahşibek Arz e, diye bir destan var Türksoy Yayınlarından çıkmıştır 2015'te ve Huban Arık 2006'da çıkmıştır Türksoy Yayınlarından. Bunlar, bunlar bu iki destanın özelliği bir de Mergen var. Han Hanverganda baş kahraman erkek. ama öbür iki destanda baş kahraman kadın hem de kadınlar toplumda yöneticidir. Yani eee kaan, han yani dolayısıyla günümüzde günümüzden yaklaştığımız zaman yani modern terminoloji ışığında bu destanlara yaklaştığımız zaman oldukça modern motifleri keşfedebiliyoruz. Örneğin Akhşebağlığı'da kaanın seçim ile ilgili motifler geçiyor. Yani eminim ki eski putperest Yunan'da ki hepimiz hayranız gizli de olsa yani çok fazla fark ettirmek istemezsek bile yani izleriz böyle <laughs> ya da Vikingleri de izleriz. Yani İskandinav Putperestlere de hayranız. Ama Türklere gelince <laughs> böyle bir hemen bir böyle karşı koyma işte çıkıyor ortaya. O refleksimiz çıkıyor. Ama o arada da bütün Putperest Yunan tanrılarını da ezber edebiliyoruz yani. <laughs> böyle ilginç bir konu var. Ama Türklere gelince Türklerin eski Şaman tanrılarını, ee, çok fazla da bilmiyoruz yani e, ya da ruhlarını ya da iyiye sahip ruhlarını ve e, e, şunu da ifade edebilirim e, Türk kültüründe ve günümüzdeki e, Sibirya Şaman kültüründe hani e, tanrıymış e, ruhmuş karıştırıyorlarmış e, bu, bazen böyle e, bizim araştırmacılarımız bunu dile e, getiriyorlar yani onlar sıfatmış şuymuş falan şeklinde e, tabii yaklaşımlar var doğal olarak ama e, bunlar e, şunu diyebilirim yani Şamanizm'de Başka inanç sistemlerinde farklı olarak ruh sistemi öyle bir gelişmiş ki... ...ve yani düzüne verce ruh kavramı vardır. Yani başka inanç sistemlerinde karşılığı olmayan. Yani insan doğarken, doğmadan önceki ruh adı farklı... ...insan doğduktan sonra ruhun adı farklı... ...insan öldükten sonra ruhun adı farklı... ...insan hayattayken dışarı çıkabilen ve geri dönebilen ruhun adı farklı... ...insan öldükten 40 gün geçtikten sonra ruhun adı farklı... Yani bu kadar zengin bir terminolojiye sahip olan şamanizmde ruhla Tanrı'yı karıştırıyorlar <laughs> ileri sürmek çok zor. Yani bu ancak sahaya gidip de yerinde araştırma yapmadığımız zaman e, kapılabileceğimiz bir e, önermelerdir aslında. E, nitekim sahaya gidildiği zaman ki e, belki de Türkoloji'nin e, şu andaki en büyük e, sorunlarından biridir bu. Yani sahaya gidip şamanizm araştırmak yerine e, genelde masa başı, e, Kalem alınan e, çalışmalar tercih ediliyor. E, ama sonuçta e, sahaya gidildiği zaman, alan araştırması yapıldığı zaman nicel ya da nitel e, görülecek ki e, şamanizm çok farklıdır. ha Bu konuda eski e, kaynaklara bakıldığı zaman, örneğin eski Çin kaynaklarına bakıldığı zaman görürüz ki eski Türkler hem e, gök tanrısına ya da gök ruhuna, hem de yer tanrısına ya da e, yer e, ruhuna e, ibadet ettikleri. Ve kurban sundukları, yani kurban sunumu çok önemlidir. E, ata, atalar kültü var. Şimdi atalar kültü e, dediğimiz zaman kendir kültü, yani gök kültü dediğimiz zaman, yer kültü dediğimiz zaman umay kültü dediğimiz zaman bütün bu unsurları günümüze kadar, 21. yüzyıla kadar yaşatan, e, yine en başta dediğim gibi yalnızca yalnızca Şaman Türkleri var. Dolayısıyla maneviyat bakımından e, Sibirya'nın yerlisi olan ve sayısı az olan Türk halkları olan bu şaman Türklerini maneviyat bakımından eski Türklerden koparmak hiçbir kimseye fayda getirmez. Yani sadece zarar getirir. Yani çünkü bu sefer dünyaya bunu da anlatamazsınız. Yani bu zengin kültürden bütün dünya beslenirken biz kendi isteğimizle kesiyoruz. Hem Sibirya'daki Türkleri kesiyoruz maneviyat bakımından eski Türklerden. Hem kendimizi de kesiyoruz hem de e, bu tırnak içinde eski Türk dinini e, değişik değişik kavramlar var tabi bunun yerine kullanılan. E, sanki ölmüş ve sanki çok zayıf bir inanç sistemiymiş eski Türklerin inanç sistemi günümüze kadar yaşayamamış. <laughs> yani bunu e, dile getirmediğimiz zaman bile bunun ima edildiği anlaşılıyor. E, Türkologlarımızın çalışmalarında anlaşılıyor. Yani bunu anlamamak için... Ee, yani illaki eski Türk dini ölmüştür demek şart değildir. Yani bu anlaşılıyor metini okuduğumuz zaman. Ama e, biz diyoruz ki eski Türk inanç sistemi güçlüdür, ölmemiştir. Ve günümüzde e, değişikliklerle beraber ki olması e, kaçınılmazdır. Çünkü inanç sistemi e, evrim geçir. Hangi inanç sistemi olursa olsun en azından evrim geçirmezse bile yorumlanması, anlamlandırılması e, ve tefsir edilmesi e, evrim geçiriliyor. Yani çünkü bilgi dağarcığımız sürekli değişiyor. Dolayısıyla biz kendi bilgi dağarcığımızla e, inanç sistemine bakıyoruz ve yorumda böylece e, yorum yapıyoruz. Yani kadın hakları gelişmezse biz inanç sistemlerini farklı yorumlardık Bundan emin olabiliriz. Yani ama kadın hakları geliştiği için biz Şamanizmi de farklı yorumluyoruz, başka inanç sistemlerini de farklı e, yorumluyoruz. O bilgiler ışığında, o bilgileri katarak ya da o bilgilere uygun e, olarak e, yorumlamaya çalışıyoruz. İşte bunun adı evrimdir, dönüşümdür. Yani algı da dönüşüm, yani algı da evrim. E, yani e, illaki inanç sisteminin evrim geçirmesi şart değil bu anlamda. <laughs> yani bunlar e, kısaca anlatılabilir. Yani konu çünkü çok e, derin ve çok e, uzun. Hı hı. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman biz soru cevapla devam edelim Timur Bey. Tabii tabii. Tabii tabii. Ee, Emrah sormuş. Ee, Şaman yaşam biçimi ve gelenekleriyle mümkünse geliş gelişme sonuç formunda çerçeve çerçeveleyebilirseniz seviniriz demiş. Ee, şöyle yapalım. Şaman yaşam biçimi ve geleneklerinden bahsedebilir misiniz? Biraz açabilir miyiz? Bir soruyla daha birleştirmek istiyorum. Ee, şamanizmde günah, sevap var mıdır? Elimde bir de böyle bir soru var. Güzel sorular. Teşekkür ederim. Ee, yani genelde e, tabii e, şimdi e, Türkiye'de çoğunlukla e, şamanizm e, biraz e, tabii e, yogaya indirgeniyor. Yani böyle e, şeye meditasyona indirgeniyor. O da batıdan geldiği için. ha Genelde Amerika'dan geldiği için. E, fakat e, tabii şamanlık e, hani e, sadece yogadan sadece meditasyondan ibaret değildir. E, yani çok zengin bir e, kültürdür ve sadece şaman transından ya da şaman yolculuğundan da ibaret değil ee, bir inanç kültürü, bir inanç sistemi bir dindir ve bir e, uygarlıktır yani eskiden beri ve tabii ki kendi felsefesi var kendi yaşam tarzı var ee, ama bu e, yaşam tarzını tabii kimseye empoze etmez yani e, illaki şaman olan herkes şu şekilde giyinmeli şu şekilde yaşamalı İşte e, gün içerisinde şunları yapmalı ya da e, hafta içerisinde şunları yapmalı şeklinde ee, bir hayat tarzı empoze etmez ama bununla beraber tabii ki elbette ki bir hayat tarzı. Zaten her din bir hayat tarzı, her din bir felsefedir. Yani felsefesi olmayan e, bir inanç sistemi mevcut değildir dünyada. Yani bunu diyebiliriz. Dolayısıyla şamanizm e, din değil ama bir felsefedir ya da yaşam tarzı denilebilir. Ama bu bütün dinler için denilebilir. Yani <laughs> ya a, dolayısıyla e, farklı e, yaklaştığımız zaman konuya şu şunu diyebiliyoruz. Ee, şamanlık ya da kamlık ya da şaman inancı ya da şaman e, dini ya da kam dini e, elbette ki bir yaşam tarzıdır e, elbette ki bir e, algı e, e, şeklidir e, dünyayı e, evreni hata ve e, e, betimleme e, biçimidir işte kam ya da şaman işte üç yolla oluyor e, o da e, ya atalarından e, gelir e, ya da e, kendisini geliştirir ya da bunun için öğretilere başvurur ya da ruhlar tarafından seçilir. Yani ruhlar tarafından seçildiği zaman eskiden tabii şamanlık çok karmaşık ve netlik olmadığı için şamanizm konusunda bilimciler farklı farklı görüşlere ortaya koyabiliyorlar. Bazıları bu üç yoldan biri üzerinde duruyor. Dolayısıyla sınırlandırmış oluyorlar ama günümüzdeki araştırmalar gösteriyor ki yani 10 kişiden 9'u şaman olabiliyor. Ha şaman dediğimiz zaman hem uygulama itibariyle şaman hem de inanç sistemi itibariyle e, şaman ya da kam. Ama e, şaman inanç sistemi hiçbir kimseyi e, kendi inanç sistemine davet etmez. Yani dine davet etmek yani tebligatçılık e, ya da başka ifadeyle misyonerlik e, şaman kültüründe yoktur. E, dolayısıyla e, böyle ilginç bir paradoks oluşuyor. E, ne e, din adamları ordusu var, e, yani e, sürekli işte e, şamanizmi öven, e, sürekli işte propagandasını yapan e, herkesi davet eden, e, ondan sonra işte tapınaklar e, zincirini kuran böyle bir e, sistem yok e, şamanizm içerisinde. Ya da medya kuruluşları yok, hani arkasında milyonlarca, milyarlarca dolar olsun, e, işte gazeteler yok, e, televizyonlar yok, sürekli onun propagandasını yapsın. E, çünkü bunlar Şamanizm'in ruhuna aykırıdır. E, ruhuna aykırıdır. E, çünkü bu eski Türkler de misyonerlikle uğraşmamışlardır. Yani eski Türkler de şaman olduğu için ki e, Profesör Abdülkadir İnana göre eski Türkler e, şüpheye mahal bırakmayacak şekilde şaman idi e, diyor e, ve eski Türklere biz itibari olarak yani temsil olarak şaman diyoruz. Çünkü doğrudan yazılı kaynak olmadığı için bunu hoca da biliyor. Yani yazılı kaynak yok dolayısıyla biz itibari olarak söylüyoruz ama e, örneğin profesör doktor Okladnikov var. Yani Paleolit döneminin taş e, devrin en büyük arkeologlardan biridir e, dünya çapında. Ya e, tabii aynı zamanda Sovyetlerde o da mesela e, kaya resimlerini bulduysa Paleolit dönemine ait olan bu kaya resimlerini anlamlandırmak için elbette ki budizme başvurmuyor ya da Müseviliğe başvurmuyor ya da ateizme başvurmuyor. Kime başvuracak? o e, coğrafyanın yani o e, lokasyonun etrafında yaşayan insanların geleneksel inanç sistemi neyse onu dikkate almak zorunda. Dolayısıyla e, bir arkeolog buldukları e, buluntuları anlamlandırabilmek için e, etnografiye muhtaçtır. Yani e, etnografik dönem yani 3 asır günümüzden 3 asır evveli ne baktığımız zaman neyi görüyoruz? Şamanizmi görüyoruz. Elbette ki eski Türkler döneminde Şaman, Kam şeklinde yazmıyordu. Yani hiçbirisi bizim dinimiz Şamandır demiyordu. Ama aynı zamanda e, eski Türkler bizim dinimiz Tengri dinidir. Ya da bizim dinimiz Budizm'dir. Ya da bizim dinimiz başka dindir dememiştir. Böyle bir ifade yok. E, Hı -hı. Dolayısıyla e, herkes eşittir bu konuda. Ama e, Şamanizm'in avantajı şu. Etnografya döneminde kayıtlar Şamanizm'den bahsediyor. Yani... Tengricilikten bahsetmiyor. Tengri dininden bahsetmiyor. Yani, e, gerçeklikler bu. E, ama Tengriciliğe geldiğimiz zaman 20. yüzyılın son 10 yılından itibaren e, gündeme giren bir kavramdır. E, ve tabi e, tabii Tengricilik olunca e, biraz e, göğe doğru e, yani e, Gök kök doğru vurgu yapılır. Fakat tabii Bömbögör yazıtı var. E Bönböğür yazıtını e, hani uzaylılar bırakmadığına göre e, Bombogor yazıtı Türk yazıtıdır. Yani, Bombogor yazıtını da görüyoruz ki atalarımız hem göğe tapmışlar yani doğrudan bu söyleniyor. Hem göğe tapmışlar hem yere tapmışlar. Yani toprak ana aşağıdaki yağız yerde kutsaldır. E, toprak anadır. Dişildir. E, ve gök babadır. Ve er, erildir. Ve ikisi de önemli. Yani sadece erile öncelik vermiş değillerdir eski Türkler. E, zaten e, öyle olsaydı bir bilge hatunun adı zikredilmez de eski Türk yazıtlarında. Ama dişil de e, ve kadın başlangıcı da ve kadın kültürü de önemli olduğu için şamanizmde eski Türkler e, yanı sıra e, hatunu da zikretmişler. ünvanlı belirtmişler ve onu Umay'a benzetmişler. Yani Kaan kök tengireye benziyorsa Umay herhalde sıradan bir kadın kahramana ya da meleğe benzetilmez. E, aşağı yukarı eşit olması gerekir ki denge olsun. Ve bu dengeyi sağlayan Umay'dır. Ve nitekim Umay e, o dönemde e, yine Türk yazıtlarından e, gördüğümüz, görebildiğimiz kadar önemli bir kutsal varlıktır. Ve ulusun kaderini belirleyen bir kader. Hani Günümüzde hatta küçülmüştür bu işlevleri. Yani çok ilginç. Günümüzdeki Sibirya, Şaman Türkler tarafından e, Umay daha çok çocukları esirgeyen, e, koruyan, e, Lohusaları, e, işte koruyan bir kutsal varlık olarak düşünülürken eski Türk döneminde ulusun kaderini belirleyen, yazgısını belirleyen önemli bir kutsal varlıktır. Tengri ile beraber. Dolayısıyla bu çok önemli. Ama Umay kültü, yani Şamanizm kökenli Umay kültü yalnızca Sibiryalı Şaman Türklerle sınırlı değildir. Bu aynı zamanda Orta Asya'ya Aynı zamanda Anadolu'ya kadar gelmiştir. Ve hem Orta Asya'da Müslüman e, Türklerin yaşadığı Orta Asya'da Fatma Ana'ya dönüşmüştür. Anadolu'da da Fatma Ana olarak e, yaşatılıyor. Bu doğrudan bir bağlantıdır e, kültürel olarak. E, Şaman öldüğü zaman yine günümüzde tabii e, e, hani sıradan vatandaş gibi e, zaten Şaman'ın en büyük özelliği sıradan olmasıdır. Yani Şaman'ın hiçbir e, rütbesi yoktur. E, hiçbir eee Dini kurumdan maaş almazdır, yani maaşa bağlanmış kimse değildir. Yani her ay gidip de bankama da maaşını çeken bir din görevlisi değildir, şaman. E, bu çok önemli. E, hiçbir zaman da olmadı <laughs> tarihte. E, i̇şte savaşta kullanılmıştır e, şaman, kam, savaşçı e, kamlar var. E, onun dışında e, örneğin e, sadece Umay değil, e, aynı zamanda Erklik, yani eski Türk döneminde Erklik olarak geçen bir kutsal varlık e, günümüzde yine sadece ve sadece şaman Türkler tarafından e, yaşatılıyor, e, Erlik Han şeklinde, alt dünyanın e, iyesi yani Tanrısı ya da sahip ruhu e, diyebiliriz e, bu şekilde. E, şaman öldüğü zaman günümüzde herkes gibi gömülüyor. E, ama eski dönemlerde, eski Türklerde, Göktürklerde 7. yüzyıla kadar yaklaşık eski Türklerden Göktürk, e, yeni Kırgızlarında Neredeyse 20. yüzyılın başına kadar e, kremasyon usulüyle e, gömülmüştür. E, genelde herkes ateşe teslim edilmiştir. Tabii bu e, kremasyon usulünü görünce insanlar otomatikman zerdüşlüğe bağlamaya çalışıyorlar ya da budizme bağlamaya çalışıyorlar ama tabii bu tam gerçekçi değil e, niçin? Çünkü e, bu iki inanç sistemiyle Türklerin tanışması çok da e, göreli olarak tabi söylüyoruz. Çok geç bir dönemde. Oysa ki e, ateş kültü ve kremasyon kültürü Türklerin yaşadığı Sibirya'da, Güney Sibirya'da özellikle bronz çağından itibaren, yani binlerce yıl geçmişi vardır. Dolayısıyla daha budizm yokken, daha zerdüşlük ortada yokken, Şamanlar'da, Sibirya'da Şaman kültüründe kremasyon vardı. Dolayısıyla yerli ve milli bir kültürdür diyebiliriz. Şaman konusunda bunları diyebiliriz. Yani Şaman'ın ee, herhangi bir ayrıcalığı yoktur ve şamanlar hiçbir zaman Türk tarihi boyunca hiçbir zaman kamlar e, ayrı bir yani brahmanlar gibi mesela gibi değiller yani brahmanlar gibi değiller bir kast oluşturmamışlardır bir toplumsal tabaka e, asansörler sosyal asansörler çalışmayan bir e, toplumsal tabaka meydana getirmiş değiller ayrı bir e, zümre kapalı bir zümre meydana getirmiş değillerdir e, kamlar Son derece şeffaf olmuşlardır ve bu şekilde devam etmiştir. Tabii günümüzde bu daha da şeffaflaştı. Artık herkes şaman olabiliyor. Ben şamanım diyor ya da ben şaman değilim diyebiliyor. Böyle bir kültür var diyebiliriz. Tamam. Peki günah ve sevap kavramlarını da cevaplayabilir miyiz? Günah ve sevap kavramlar eski Türkler'de döneminde tamu ve uçmak şeklinde geçiyor. Tabii özellikle sosyal medyada halk etimolojisi yürütmek suretiyle uçmak, cennet anlamındaki uçmak sözcüğüyle, Türkçedeki hani uçmak, kuşlar uçar fiiliyle alakalandırılmaya çalışılıyor. Yani gerekçe olarak da şu gösterilir genelde, hani insan öldüğü zaman ruhu uçar, ...ve uçtuğu zaman da işte e, cennette uçar şeklinde. Tabii bu tamamen bir kurgudur. E, çünkü insan e, diyelim ki eğer cehennem varsa sonuçta oraya insan öldükten sonra ruhu yaya gitmez. O da uçar. Yani anlıyor Yani dolayısıyla burada bir halk kimolojisinin e, ile karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor. Kaldı ki e, cennet ve cehennem anlamındaki eski Türk döneminde kullanılan tamu ve e, uçmak kavramları e, yabancı kökenli yani e, Sogut yani. İran e, kökenli ya da Fars e, kültüründen gelen kavramlardır. Nitekim daha sonra Arap e, kökenli kavramlarla değiştirilmiş, yani cennet ve cehennem anlamında. Ama e, Güney Sibirya'daki şaman Türkleri tarafından e, bu çok fazla korunmuş değildir, yani e, cennet cehennem anlamında. Zaten biz arkeolojiye başvurduğumuz zaman ki arkeoloji somut konuşur, e, kurgular üzerinde değil, e, buluntulardan. Artefaklar dediğimiz buluntular üzerinden hareket eder ve arkeolojiye başvurduğumuz zaman şunu görüyoruz: ee, Eski Türkler döneminde ve daha önceki dönemde, Hunlar döneminde, e, e, İskitler döneminde, işte e, yine Hakas topraklarında şaman olan e, hakas e, Türklerini yaşadığı o bölgede e, geçerli olan e, Taşlık kültüründe, ondan önce Karasuk kültüründe, ondan önce Andronov kültüründe ondan önce Okunif kültüründe, ondan önce Afanasyev kültüründe ki bütün bunlar isimlerini Hakas Minusins topraklarından almıştır. bunu da tabii bilmekte yarar var. Hani anlamlandırmak için, hani diyorlar ya büyük tabloyu <laughs> anlamlandırabilmek için. Yani bu bakımdan önemli ve bu bu, bu 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 kültürde bu topraklarda binlerce seneden günümüze kadar örneğin kurgan geleneği Güney Sibirya'da Kurgan geleneğinin binlerce sene geçmişi vardır. Ve zaten Kurgan uluslararası literatüre Türkçeden girmiştir. Yani Türk kökenli bir kavram. Şaman, Altay kökenli bir kavramdır. Ve Şamanizm oradan türetilmiştir. Ya da Kam, Türkçe bir kavramdır. Dolayısıyla Altaycı bir kavramdır. Ve Kamlaniye dediğimiz yani Rusya'ya ve dolayısıyla dünya literatürüne Türkçeden şaman kavramına daha önce girmiştir yani bunu e, tabi Türk çok fazla dile getirmezler ama bu bir gerçek şaman kavramına çok daha önce kam kavramı e, dünya literatürüne girmiştir e, ve şaman ayinini tek e, kelimeyle ifade etmek için kullanılan e, kavram var o da kamlamadır yani Türkçedir e, başka bir e, karşılığı yoktur yani elbette ki başka e, dillerde karşılığı vardır tek kelime ama e, dünya literatüründe böyle geçiyor Özellikle Sibirya şamanizmi anlatmak için hangi etnik kimliğe sahip olursa olsun bu şaman kültürlerindeki şaman ayını betimlemek için kullanılan kavramdır. Türkçe kökenlidir. Yani kam sözcüğünden türetilmiştir. Ve bütün bu kültürlerde gömülen insanları şöyle anlıyoruz, görüyoruz. Bir defa kurgan yapılmıştır. Tümsekli bir yapıdan bahsediyoruz. Ee, Tabi bu tümsekli e, mezarlığı, mezarı tümsekli yapma geleneği günümüzde Anadolu'da yaşatılıyor. Ee, tamam mı? Yani bu bir şaman geleneğidir ve bazı araştırmacılara göre Orta Doğu'ya Türkler tarafından getirilmiştir. Ya da Altay kavimleri tarafından getirilmiş olarak tanımlayabiliriz. Tümsekli e, mezarlık yapma kültürü işte bu mezarlığın içinde işte genelde kütükten ev şeklinde eb diyorlar eski Türkçe. E, dikmişler. Yani dolayısıyla insan hem günümüzde e, yani e, orta dünyada yani e, yeryüzünde e, toprak, e, şey kütük evde yaşamış hem de e, öteki dünyada e, kütük evde yaşamış e, ve hatta kütük ev, evde kal, yaşamakla kalmamış, aynı zamanda bütün kıyafetlerine, giysilerine giymiş, böyle gömülmüş. Hatta e ee, savaşçıysa erkek ya da kadın yine fark etmeksizin aynı şamanizmde olduğu gibi yani cinsiyet ayrımcılığı yok burada. Yani diskriminasyonu yok. silah e, silahıyla beraber gömülmüştür. Yani kadın savaşçıysa silahıyla beraber, erkek savaşçıysa silahıyla beraber, atıyla beraber, e, bütün e, eşyalarıyla ve içki varsa içkileriyle beraber, yiyecekleriyle beraber e, gömülmüş. Dolayısıyla öteki dünyada cennet ya da cehennem kavramlarının varlığını Ortadan kaldıran bir husustur bu. Arkeolojik, bu arkeolojik e, buluntular ya da arkeolojik buluntular ışığında elde etmiş olduğumuz bilgiler bize gösteriyor ki yani sonuçta silahlı, elinde silahlı bir insan öteki dünyaya herhalde silahıyla gitmez. E, değil mi? Yani cennete ya da cehenneme de böyle Türkler geliyor, e, Altaylı kavimler geliyor, at üstünde silahıyla beraber. E, tabii ki e, cennet, cehennem kavramları farklıdır. Ee, ve e, cehennem, e, özellikle cehennem kavramı bağlamında kullanılan bir cezalandırıcı aygıt olarak kullanılan ateş ile şamanizmdeki ateş farklıdır. Yani şamanizmdeki ateş kimlik sahibidir, adli belidir, e, nesne değil öznedir ve ona yönelik dualar okunur. E, böyle ilginç bir şey ve umayla alakalandırılır aynı zamanda ve ot tanrısıyla, ot anayla yani dişildir. E, niçin dişildir? Çünkü... Evin içinde genelde olur ve evin tam ortasında olur ve dolayısıyla güneşi de temsil eder ve güneş çok ilginçtir e, Türk mitolojisinde güneş dişildir genelde çoğunlukla diyebiliriz ama e, güneşi nazaran çok daha küçük olan ay dede ya da ay baba erildir yani böyle ilginç e, bir e, şey var ha bu itibarla hemen Altay kavimleri arasında kabul edilen ha kabul etmeyenler de var tabii ama kabul edilen Japonlarda Amaterasu, Güneş'in tanrısı dişildir. Örtüşme var mı? Var. Yani e, e, böyle bir örtüşmenin olabilmesi için Şamanizm'i araştırmamız lazım. Şaman mitolojisini incelememiz lazım. E, bu kaçınılmazdır. Böyle bağlantılar kurabilmemiz için e, Altay e, kuramı içerisinde e, ya da Altay halkları kuramı içerisinde ya da Altay dilleri e, teorisi bağlamında e, bunlara mecburuz e, tabii. Hı. Öte yandan at la gömülme ya da attı at için mezarlık oluşturma Anadolu'ya kadar Osmanlı'ya kadar neredeyse gelmiştir. Yani bunu da zikredebiliriz. Bu kadar güçlü bir kültürdür. Yani uzaklarda işte uzak Asya'da iç Asya'da kalmış bir gelenek değildir. Ta Osmanlı'ya kadar ve bazı türbelerde de görüyoruz. Yani hayat ağacı var motifi hayat ağacı da doğrudan şamanizmle gelen ve şamanlar tarafından sıklıkla kullanılan bir e, motiftir. E, hatta e, Profesör Doktor Potapov e, üzerinden anlayabiliyoruz ki e, şamanlar e, üst dünyaya e, ulaşabilmek için işte ülgene ulaşabilmek için hayat ağacını kullanmışlar, dünya ağacını kullanmışlar ve şaman e, davulları olarak bilinen türlerde ya da tündürlerde e, resmedilmiştir, tasvir edilmiştir e, bu hayat ağacı. Yani bu kadar e, önemli bir e, unsur ve elbet ki mitolojide de bu e, yansıtılıyor. Yani e, mitolojide örneğin e, Hakas mitolojisini aldığımız zaman yani e, Hakas mitolojisi %100 şaman mitolojisidir aynı zamanda. E, kahramanlar öteki dünyaya gidip gelebiliyorlar. Yani e, ve e, oradan e, kurtarmaya çalışabiliyorlar. Yani örneğin e, Radlov tarafından kaydedilen, e, Berbitski tarafından kaydedilen ve hakas asıllı olan e, Türk halklarının içinden çıkan ilk e, Türk asıllı e, Türkolog, Batı anlamındaki e, Radloff'un da ilk öğrencilerindendir ve e, Zeki Veli Togan'da hocalarındandır Profesör Doktor Zeki Veli Togan'ın e, Nikolay Katanov bunun derlemiş olduğu e, Türk türeş destanları e, önemlidir İşte bu türeş destanlarında e, üst dünyanın e, efendisi ya da tanrısı Ülgen ile alt dünyanın e, tanrısı ya da efendisi e, erlik işbirliği içerisinde çalışıyorlar. Ama yönlendiren, o çok önemli bir husustur, yönlendiren e, Ak Ana'dır. Yani Ak Ana bir dişil karakterdir ve Demiurk'ları yani yaratıcıları yönlendiren bir kutsal bir güçtür. Yani burada yine bizim karşımızda e, modern terminolojiyle, Feminizm çıkıyor şamanizmin içerisinde. Ve bunlarda da e, elbet ki Türk halklarının övünme hakkı vardır. Ve dünyaya ve feministlere genelde özgün söylevden mahrum olan feministlerimiz de övünebilir. Ama hangi şartla? Araştırması şartıyla. Kimi? Türk kültürünü. Yani neyi? Türk kültürünü. Ha, Türk kültürünü araştırmadığın zaman e, en fazla bizim feministlerin e, ortaya Anlatabilecekleri hususlar evet. taklitten ibarettir maalesef. Terminoloji olsun, içerik olsun. Çünkü e, bu sefer dünya sizi nasıl algılıyor? Şöyle algılıyor. Ha bunlar iyi arkadaşlar ama özgün değiller. Yani özgün değiller. <laughs> Bizi taklit ediyorlar ama iyi de taklit ediyorlar aferin ama ya bir kültürde olmaz mı ya bir kültürde hani bir içeriği zenginleştirirsin dersin ya bak atalarımız da var. Ha bu niçin yok? Çünkü şamanizm e, araştırılmıyor yani gerektiği gibi araştırılmıyor. Ha, bundan sonra araştırılacak. Ve bundan sonra araştırıldığı zaman görülecek ki Türklerin de dünyaya ve insanlığa her konuda anlatabileceği özgün şeyler vardır. Özgün. Yani sosyal politikalar alanında mı gerekiyor. Anlatabilir. Ama kendi geçmişine de e, kendi geçmişinden örnekler vererek. Yani başkasından aldığı terminoloji tamam, terminoloji almış olabilirsin. Ama içeriği kendi geçmişinden atalarından göstereceksin. Dolayısıyla haklı bir gururla anlatabilirsin yani e, kadın araştırmaları işte toplumsal cinsiyet araştırmaları e, kamu diplomasisi uluslararası ilişkiler siyaset bilimi vesaire ekonomi e, e, işte psiko e, analiz e, psikoloji işte ve vesaire vesaire yani e, uzay bilimleri diyelim uzay bilimleri nitekim e, birçok uzay cisim, cismine isim verilmiştir kimler tarafından eski Türkler tarafından verilmiş ve bu isimler günümüze kadar gelmiş. Onlardan birisi mesela Çolpan. Venüs'ün karşılığı. Çolpan örneğin Hakas Türkçesinde Solban olarak geçiyor. Ha bunları nereden görebiliyoruz? şaman mitolojisinde. Ya da örneğin Sirius'un karşılığı Hakas Türklerinin şaman mitolojisinde Kögetey. Yani vesaire vesaire. Yani bunlar çoğaltılabilir. Yani uzayı bilmeyen kimseler değildi. Ya da e, göğe, ha, bu da çok önemli bir husus. Türkler elbet ki göğe sadece göğe mavi iken, yani kök tengri kök iken bakmamışlardır. Yani gündüz bakmamışlardır yalnızca. Elbet ki yıldızlarla dolu olurken, her türlü e, e, hani bu e, saman yolu da gözükürken, yıldızlar da gözükürken gece de bakmışlardır. Elbet ki bakmışlar. Yani her halk gibi e, elbet ki Türklerin ataları da, Altay halkların ataları da bakmışlar ve anlamlandırmışlar, isimlendirmişler. E, ha bunları biz e, nasıl anlayabiliriz, nasıl edinebiliriz bu konuda bilgi? Şaman metodolojisini araştırarak tabii. Tamam. Peki e, denge unsuruna değinebilir miyiz? Şamanizmde denge unsuru. Tabi e, tabii tabii denge tabii, e, bu, 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 denge zaten e, ama. E, denge e, şöyle e, açıklayabiliriz. Denge bir defa yüzde yüz yerli ve milli bir kavramdır. Denge. Yani başka ecnebi alınmış naturalize edilmiş yani yerleşik hale, yerli haline getirilmiş bir kavram değil. Denge bir defa alışverişte kullanılan bir metanın adı, akçenin adı denge. Tenge diyorlar Kazak Türkler günümüzde bile tenge bir paranın adı, ulusal para biriminin adı tenge. Alışverişte dengeye ulaşabilmek için bir alış varsa veriş vardır, veriş, vardır, al veriş varsa alış vardır. Tamamen şamanizmden gelen bir kavramdır. Ama ekonominin içinde, ticaretin içinde yer alan, sosyal bilimlerde yer alan bir kavram olmasına rağmen, eee şamanizm kökenlidir. E, ya da enerji alışverişi ya da güç alışverişi. E, dolayısıyla oradaki amaç e, dengede bulunmaktır. Yani birisiyle bağlayabilir misiniz doğayla? E, doğayla da aynı şekilde. Yani doğayla hep alacağım e, şeklinde yok, Ve, vermek de e, lazım e, doğayı. E, dolayısıyla e, örneğin e, şaman kültüründe elbet ki Hani ilkel olarak e, niteleyebileceğimiz hususlar vardır. Ama bu nitel e, şey, pardon ilkel olarak nitelediğimiz bu hususlar aslında günümüzde son derece günceldir. E, özellikle çevrecilik bakımından. E, çünkü denge e, kavramı işte burada e, devreye giriyor. Yani e, e, niçin e, şamanizm anaerklik e, toplumun hakim olduğu dönemden itibaren dolayısıyla tarım toplumundan önce gelişmiştir. Çünkü insan doğayla iç içe ve dolayısıyla denge halinde yaşamış ama bu tabi denge zaman içerisinde bozulmaya başlamış. Hatta belki de komünizmde bu zirveye taşınmıştır. Yani tabi bu inanç sistemlerinden de beslenmiştir. Bu da şu anlayış. Her şey insana hizmet etmek üzere yaratılmıştır. Dolayısıyla biz Hizmet etmek üzere yaratılan doğayı yendikçe, ona karşı üstün geldikçe özgürleşeceğiz anlayışı komünizmin temel anlayışı olmuştur ve bu bağlamda e, bazı e, doğaya büyük zararlar da verilmiştir. E, yani Yani bu bakımdan denge e, şamanlıkta gelişmemişlik gibi algılanabiliyor ama e, günümüz itibariyle yorumlandığında oradan e, edinebileceğimiz çok büyük dersler de vardır. Hı hı. Ee, bir konuşmanızda şamanizmin içinde yanlış bir şey yaparsan sana mutlaka geri dönecek ya da bir sonraki kuşaktan çıkacak denge kurulacak demiştiniz değil mi? Ee, böyle, a tabii böyle bir anlayış var ee, tabii, tabii böyle bir anlayış var ee, şamanlıkta ee, mutlaka ya kendisi üzerinden ya da işte torunları üzerinden soyunda e etkilenebilir olumsuz anlamda ama bu bir dogma değildir yani bunu unutmamak lazım yani e, şamanlık bu yüzden dogmatik değildir. Yani hiç hiçbir konuda e, diretmiyor, empoze etmiyor. ki böyle olacaksınız. Zaten böyle olsaydı misyoner olurdu. Hı -hı. Yani tebliğ ederdi her tarafa, geçerdi. Gelin bizim dinimize falan şeklinde ama böyle değil. Yani bu bunu yapmıyor e, şamanlık. E, bu yüzden bu anlayışı bile her ne kadar bu doğru gözükse bile yani çevreye zarar veren zarar görür. Anlayışı doğru gelebilse bile bunu eee e, diretmiyor bunu empoze etmiyor yani anlayışı bu ama dengeyi de korumaya çalışıyor. E tabii dengeyi de korumaya çalışıyor. Yani Elim bunun Türkçe e, bu, bunun e, Türkçe ikinci karşılığı da şu orta. Orta yol e, uçlardan uzakta olan ve orta yol e, doğru yol e, la, e, alakalandırıyor. la hatta bazı Türk dillerinde doğru demek e, orta demektir. Yani kavram olarak böyle karşılanıyor. Hı hı. Teşekkür ederiz. Elif hocamız sormuş. Şamanlar maaşta din görevlileri değiller dediniz. Peki yaşamlarını nasıl sürdürürler? Para kazanmak için başka işler yapıyorlarsa asıl işlerine nasıl zaman ayırıyorlar? Yani çünkü şamanlıkta bir çizelge yoktur. Yani işte ibadetler şu saatte yapılır, şu günler yapılır, şu hafta yapılır, şu hafta yapılmaz şeklinde. Böyle bir çizelge yoktur. Böyle bir çizelge olmadığı için ve şamanlar sıradan olduğu için ve herhangi bir dini kurumda çalışmadığı için e, yani özgür, serbest e, çalışıyor. E, dolayısıyla e, elbet ki e, modern ifadeyle hani full time e, şamanizmle geçinen insanlar da vardır. Ama herkes e, şamanizmle e, tamamen geçimini şamanlıktan e, sağlıyor demek e, yanlıştır. Hatta e, günümüzde insanlar diyor ki. Ee, biz şamanlara şamanların geçimini niye sağlayalım yani böyle bir zorunluluğumuz yok e doğru söylüyorlar böyle bir zorunluluk yok ee, yani dolayısıyla e, şaman zaten kimseyi de zorunlu kılmıyor yani illaki hani vergi ödermiş gibi şunları ödeyeceksin şeklinde de e, yanaşmıyor yani e, dolayısıyla e, şamanizmde her bir şaman demek e, rekabetin artması demektir. Tam serbest piyasa ekonomisi gibi. Dolayısıyla şarlatan da olması lazım. E, olması lazım derken şöyle yanlış anlaşılmasın. E, gerçek hayatta vardır. Her inanç sisteminde olduğu gibi e, dini kötüyü kullananlar da vardır. Dini doğruya kullananlar da vardır. E, hem kullanan hem kullanmayan nötr kalan da insanlar vardır. E, bundan e, elbet ki şamanizm de e, müstesna değildir. E, şa şamanlıkta da bunlar vardır. E, ee, Ahmet Emin Yalçınkaya'dan geliyor. Şamanlar öldükten sonra niçin yakılır ya da ağaca konur? Yani Neden? Bunlar tabii eski bilgiler. Yani bu <laughs> Bunlar etnografik dönemden bilgiler. Hı hı. Günümüzde şamanlar artık değişti. 21. asırdayız. Eskiden yakılıyordu diyelim. Günümüzde gömülüyor. Ama yarın özellikle hani toprak sıkışması var. Hani boşta kalan toprak yetersizliği var. Dolayısıyla kremasyon ki şehirleri de artık uygulanıyor hmm. e, ama Türkiye'de belki de yaygın değildir. Belki de kullanılmıyor ama hmm. örneğin Sovyetler'de kullanılıyordu. Bu ne demek? Eski geleneklerin tekrar e, yeni bir kılıfla tekrar karşımıza ve sanki yeni buluşmuş gibi karşımıza çıkması krematoryumlar kuruluyor. Yani e, aha, bazı kültürler bu tabii yaygın. Yani Japon kültüründe ya da başka kültürlerde yakılıyor kül, akrabanlarımızın külü bize veriliyor onu koruyoruz ama bu her zaman böyledir demek için de bir vesile yoktur yani hem kremasyon da olabilir hem normal gömülme de olabilir yani burada da bir diretme illa ki böyle bir dogmatik yaklaşım söz konusu değildir tabii ki nitekim böyle olsaydı eğer tamamen kremasyondan ibaret olsaydı o zaman biz arkeolojik buluntuları bulamazdık yani sadece kül bulurduk doğru Peki. Bir sorumuz daha var. Şamanlar gücünü nereden alırlar? Ee, şamanlık, e, tabii şamanlık e, dogmatik olmadığı için sürekli eleştirilir. Hor görülür. Ama e, bilime de e, önem verir. Yani e, nitekim e, şamanlar hiçbir zaman ilaki bir şamanlık dini halleder, çözer şeklinde böyle bir yaklaşım, böyle bir anlayış içerisinde değil. Hı hı. Doktora yönlendirir her zaman insanları öncelikle doktora yönlendirdi. Evet. Ama bununla beraber biz şunu da biliyoruz ki özellikle bölgeye yani Türklerin yaşadığı bölgeye gelen ve tek tanrı dinini tebliğatçılığını yapmak için yani misyonerliğini yapmak için gelen din adamları etnografya döneminde yani iki asır önce, üç asır önce geldiklerinde Türklerin yaşadığı ee, şaman Türkler, yani çok tanrıcı Türklerin yaşadığı topraklara geldikleri zaman, hastalandıkları zaman, bu misyonerlik faaliyetlerini yürütürken hastalandıkları zaman, kendi dinlerine davet ederken, yani e, tebliğ yaparken e, hastalandıkları zaman kime başvuruyordu? E, Elbette ki modern doktorları değil, şamanlara başvuruyorlardı. Yani e, bu da bir gerçek ve şamanlar onları iyileştiriyorlardı ve onlar şamanlara karşı mücadelelerini kaldığı yerden devam ediyorlardı. Yani böyle... İlginç bir e, nokta var. Yani tabii bunlar Zamanlar otacı o zaman aynı zamanda da değil mi? Elbette ki yani otacı hipnoz e, ve hatta m, bazı araştırmacılar araştırmacılara psikoanalitik e, ilk psikoanalitikler şamanlardır. Ama sadece psikolojiyle ilgilidir. Örneğin Profesör Doktor Zeki Veli Togan'a göre e, ki kendi hatıratlarında vardır bu. E, kendisi şaman değildir. Kendisi evet. Müslümandır ve profesördür. Yani müspet e, bilimlerin temsilcisidir ve e, Orta Asya'da ciddi bir hastalık ki bu hastalık psikolojik bir rahatsızlık değil. E, ciddi bir hastalığa yakalandığı zaman onu bir şaman iyileştirmiştir. Müslüman bir şaman. Baksı, bakşı e, olarak bilinen günümüz Özbekistan topraklarında e, böyle bir iyileştirmiştir yani. Bu gücünü nerede alıyor? Ha bilim bize günümüzde şunu söylüyor. E, placebo efekt var. Yani günümüzde e, biz sıklıkla televizyonlarda placebo adını duyuyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani placebo grubu vesaire şeklinde e, duyuyoruz. İşte bu placebo uygulamasının ilk e, icatçıları, ilk e, mücitleri şamanlardır. Yani şamanizmden gelen bir kültür. Yani e, bir başka ifadeyle placebo efekti biz iç doktorumuz olarak, hepimizde var olan iç doktoru olarak e, tanımlayabiliriz. Dolayısıyla son derece bilimsel temelleri var e, elbette ki şamanizmin. Ama eleştiri, eleştiri de açık, tenkitlerde her türlü tenkite de açık. Zaten ben en haklıyım. Ben doğru yolum. Tek doğru yol şamanizmdir. Kafası şamanizmde anlayışı, şamanizmde yoktur. Bunu da diyebiliriz. Bahşi bu arada Müslüman şaman oluyor değil mi? Bahşi Müslüman, dediniz. Tabii tabii. Bahşi Müslüman şamandır. Kadın şamanlara da udagan mı deniyor? Türkçe'de tek kavram kullanılır. Genelde kamp. Ya da ham diyoruz ama bununla beraber e, tek kavramda da ısrar edilmiyor. E, nitekim kuzeye gittiğim zaman oyun kavramı var. E, ya da e, bizim e, kadın e, Altay halklarına yani daha Türklerden çıkıp Altay halklarındaki Türkleri de içeriyor. Altay halklarına e, genişlettiğim zaman bu sefer e, bö kavramı var. Erkek şaman anlamında e, eski Türkçedeki karşılığı bögüdür. E, Anadolu Türkçesindeki karşılığı büyüdür. Ee, öteki yanda Udagan var. Hı. Ki Udagan bazı araştırmacılara göre Türk kökenlidir. Dolayısıyla buradan da görüyoruz ki e, şamanizmi Türklere, Moğollar ya da başka halklar tırnak içinde bulaştırmış değildir. Türkler onlara vermiştir. Terminoloji nitekim bunu gösteriyor. Yani Hı. Udagan e, kavramı e, Türk kökenli e, bir kavramdır ve kadın şamanlar için kullanılır ve bazı araştırmacılar göre ateş kültürüyle ilgilidir. Ot, od ile ilgilidir ee, ve dolayısıyla ot kutsaldır ve otun e, bazı e, araştırmacılar göre şamanizmde od, otun yani ateşin mücidi kadındır ve koruyucusu da kadındır. Yani. Kesinlikle katılıyorum. <laughs> Kesinlikle. altına imza atıyorum. <laughs> Böyle ya. Yani. Evet. Herkes duydu değil mi bunu? <laughs> Kayıtlara geçsin. <laughs> e, Levent hocamız e, Eczacılıktan çok değerli bir hocamız Kendisinin bir kozmetik markası var Doktor Umay Hocam reklama girdi Bilal'e görüşeceğiz sizinle e, Diyor ki Dişi ve Türk mitolojisinden geldiği için Ve dişi bir figür olduğu için seçtim Türk mitolojisi bu kadar zenginken Hatta İskandinav mitolojisine de ilham verirken Elimizde neden bu kadar az kaynak var? İşte e, sorun şu Hani Türkoloji de Atatürk döneminde örneğin bir çalışma yapılmış, Profesör Doktor Yusuf Ziya Yörükan tarafından ve Profesör Doktor Yusuf Ziya Yörükan bu çalışmasının adı Türklerin Müslümanlıktan evvel dinleri şamanizm bunu tamamlıyor 1932'de Dolmabahçe Sarayı'nda Gazi'ye teslim ediyor el yazması olarak işte bu konuda hatta 1930'da bir kitap çıkıyor ve orada Türklerin eski ilahlarından bahsediliyor yani. Ee, orada bir hani sınır getirilmiyor. İlla ki şöyle bahsedelim, illa ki böyle bahsedelim şeklinde. Ama 1950-60'lı yıllarından itibaren tabi e, dünyadaki dış e, kongjektür e, gelişmelere bağlı olarak e, tabii ki e, Türkoloji de bir takım e, format e, değiştiriyor, e, değiştiriyor e, ve e, anlayış değişiyor, anlatım değişiyor. Bu sefer e, daha çok tek tanrıcılık üzerinde durulmaya başlıyor. Ama bunda bile ben şahsen şamanizmin içinde tıpkı e, Tengri kültü gibi e, yani gök kültü, tıpkı su kültü gibi, tıpkı dağ kültü gibi e, ata kültünün atalar kültünün etkisini görüyorum. Yani e, genelde Türkler ve Türklerin ataları, İskitler olsun Hunlar olsun, e, ata kültü konusu çok hassas olduğu için her şey bir tarafa, ata kültü çok hassas bir konu olduğu için ve atalara karşı e, saygı ve hatta e, tanzim yani genelde böyle bir kavram kullanılır tanzim e, kavramı o kadar güçlü bir gelenek ki e, örneğin şaman olan Hakas Türkleri 20. yüzyılın başında bile Tengri ayinine yani gök ayinine giderken ki e, bu Tengri ayını eski Türklerden günümüze aktarabilen tek e, Hakas Türkleri var ve Hakas Türkleri şaman Türklerdir. Yani Budist vesaire değiller. Yani e, Şaman e, Türklerdir. Ve e, bu Tengri ayında giderken atalara sunakta bulunuyorlar. Yani kansız kurban sunumunu gerçekleştiriyorlar. O kadar güçlü bir kült. Dağ kültünün Dağ kültünün dini vecibelerini yerine getiriyorlar. E, ata kültünün dini vecibelerini yerine getiriyorlar. Ve sonra gidiyorlar dağın zirvesinde Tengri yani gök kültünün dini vecibelerini yerine getiriyorlar. Ve orada kurban sunumunda bulunuyorlar. Aynı atalara sunuldukları gibi e, Çin kaynakları bize bunu gösteriyor. Ve birebir paralellik. Dolayısıyla hiçbir kimse aslında tarafsız olarak konuya yaklaştığı zaman... E, ...eski Türk diniyle günümüz e, Türk şamanizmi arasında hiçbir bağlantı yok e, diyemez. Yani Çünkü çok e, sağlam bağlantılar var. Ve bu bağlantıları biz e, gerek, gerçeklere söylemek gerekirse yalnızca ve yalnızca şaman olan Türkler de görebiliyoruz. inansal hayatlarında görebiliyoruz bunu. Ama tabii bu yani çerçeve daraltıldığı için ve genelde Türk mitolojisi 3-5 destana sıkıştırıldığı için bu sefer koskocaman milyonlarca satırlardan, 10 milyonlarca satırlardan oluşan şaman mitolojisi göz ardı göz ardı edildiği için ee, tabii ki bu zengin malzeme, bu zengin kaynak ne bize e, gelebiliyor, ne biz bunu öğrenebiliyoruz, ne de dünyaya anlatabiliyoruz. Yani e, dolayısıyla dünya diyor ki ya Türk mitolojisi diye bir şey yok. Biz sonra da kızıyoruz, diyoruz ki ya bu emperyalistler bize karşı komplo düzenliyorlar. Onlar Türk mitolojisini kabul etmek istiyor. İlk önce sen kendin kabul edeceksin ki göstereceksin yani senin e, e, senin Türk mitolojisinin 3-5 destandan ibaret olmadığını, sürekli aynı destanlar fark ettiyseniz, sürekli aynı destanlar gündemde tutulur, sürekli aynı destanlar e, analiz edilir, sürekli aynı destanlar konusunda yazılar yazılır, kitaplar yazılır. Sanki başka destan yokmuş gibi Türkolojide. İşte bizim Türkologlarımız böyle yaklaştığı için dünya haklıdır yani, az bile yani. <laughs> Anladınız yani? Türk mitolojisi yoktur bebeği e, doğrudur yani bu bilgiler ışığında. Çünkü biz kendimiz korkuyoruz. Türk mitolojisinde. Yani bunu da açıklıkla artık itiraf etme zamanı gelmiştir yani bana göre. Yani çünkü biz araştırmasak kim araştıracak? Ya yani da biz araştırmasak neyi anlatacağız? Yani Türk mitolojisi deyince neyi anlatacağız? 3-5 tane destan mı anlatacağız? yani bununla sınırlı değil. Yani 100 milyon satırdan bahsediyoruz. 100 milyon satırlık bir mitoloji. Hangi mitoloji, hangi e, ...mitolojinin içerisinde vardır. Yani putperest Yunan mitolojisinde vardır. Yok. Yani bizim hayranlıkla... ...baktığımız putperest Yunanlar'da... ...olmadığı gibi bizim yine hayranlıkla ...ama böyle gizliden gizliye... ...hayranlıkla baktığımız Viking... E, ...mitolojisinde de yok. Yani İskandinav mitolojisinde de yok. En zengin mitolojilerden biri Türk mitolojisiyken ...kendi gayretlerimizle maalesef... E, ...bu noktaya getirdik ki... E, ...dünyada Türk mitolojisi yok diyor. Fars mitolojisi var diyor... Bilmem ne mitolojisi var diyor. Putperest Yunan mitolojisi var diyor. Putperest İskandinav mitolojisi var. Ama Şaman Türk mitolojisinden kimse bahsetmediği için sanki yokmuş gibi. E ve bu devam ediyor. <laughs> yani üçüncü milenyme girdik. Siz varsınız, <laughs> <gibi girdim. gülüyor> Siz varsınız <laughs> Şaman mitolojisi için. Şimdi e, Rümeysa Ulakşı'dan bir sorumuz var. E, Timur Hocam, Şamanizmin hala daha çok tanrılı mı, tek tanrılı mı olduğu tartışması ve farklı görüşler mevcut. Siz bu konuda ne söylersiniz? Kısaca alayım, başka sorular da var çünkü. E, tabii çok tanrıcı. Yani e, eski Türklerde olduğu gibi e, günümüzdeki Şaman Türkler e, çok tanrıcılığı devam ediyor. Ama bu çok tanrıcılıkta da is ısrar etmiyor. Yani iyiye kavramı çok önemli. İyiye kavramı e, isteyen ruh da olarak e, anlatabilir, isteyen tanrı olarak da anlatabilir. İsteyen e, mesela e, malik, malik demek sahip demektir. İsteyen de efendi olarak Açıkladı. Yani lord eğer tanrı anlamına geliyorsa İngilizce'de o zaman iyiye kavramı da Türkçe'de tanrı anlamına gelebiliyor. Ee, bu eski Çin kaynaklarına baktığı zaman e, örneğin e, bazıları oradaki e, pengri ile ilgili kullanılan e, kavramı ruh olarak çevirebiliyor ki bazıları aynı kavramı tanrı olarak çevirebiliyor. Yani bu sizin yaklaşımınıza kalmış. Yani bazıları da hani tamamen tarafsız ve nötr bilimsel olarak yaklaşmak için Tengri diyorsa, Tanrı diyorsa mesela yanında parantez içinde ruh diyor. Ya da ruh diyorsa parantez içinde Tanrı diyor. Çünkü demek zorunda. Çünkü her iki anlamı da içeriyor. İşte iyiye kavramı da her iki anlamı da içeriyor. E, dolayısıyla Tengri bir gökken e, zaman içerisinde tabii anlam genişlemesi olmuştur. E, ve bu e, daha sonraki e, kitaplarda biz görüyoruz ki Ay Tengri denmiş, Kün Tengri denmiş, ee, anlatabiliyor muyum? Yani e, ama aynı zamanda ne denmiş? E, eski Türklerde e, Tengri çökmedikçe denmiş. Yani bunları söyleyen Fransızlar, İngilizler değil, Atalarımız Hı. söylemiş. Üste Tengri çökmedikçe, altta yerin yer, yer, yer denilmedikçe. Yer Sen ilini töreni kim bozabilir? Tabii biz Türkoloji'de onu değiştirebiliyoruz. Yani üstte gök diye de, diyoruz ama. Türkçeden Türkçe'ye aktarırken e, ben üstelik Tengri kavramını anlarken gökle değiştirtmem. Hı hı. Ya da e, üstte kök Tengri yaratılmıştır. Yaratıldığında altta yağız yeri yaratıldığında ikisi arası kişi oğlu yaratılmış ifadesini kim yazmış? Elbette ki bizim şaman olan eski Türk atalarımız yazmıştır. Ve ben Türkçeden Türkçe aktarım yaparken üstte mavi gök diye çevirmem. Hı hı. Kök Tengri'yi anlıyorsam kök Tengri'yi olarak bırakırım. Ve Kök Tengri yaratılmışsa diyorsa orada yukarıda bundan da gücenmem eksiklik kompleksinde eziklik kompleksinde kapılmam. Nitekim atalarımız yukarıda mavi gök dememişler. Yukarıda üstte Kök Tengri demişler. Yaratıldığında, kılındığında. Dolayısıyla Kök Tengri hem kök Türkçe hem Tengri Türkçe ama ben Türkçeden Türkçe aktarırken mavi gibi yabancı bir kavram kullanmak zorunda kalıyorum. Dolayısıyla Kök Tengri'yi Türkçeden, Türkçe olan kök tengriyi yine Türkçe olan Türkiye Türkçesine aktarırken mavi gökçe çeviriyorum. Niye çeviriyorum? Niye böyle bir ihtiyaç duyuyorum? Aslında böyle bir ihtiyaca ihtiyaç e, duymamam lazım. Çünkü mavi Türkçe değil. Yani evet. kök tengri açık açık belli yani. İşte e, bu tabi e, tartışmalar devam ediyor bu konuda. Araştırmalar genişledikçe belki de yarın başka yazılar bulunur. E, ama biz e, şunu e, şu andaki mevcut bilgiler ışığında şunu ifade edebiliriz. Eee Kök Tengri'ye işte başka başka atalar ruhlarına kurbanlar sunulmuş. Yani kurbanlar ne zaman sunulur? kurbanlar dinlerde ne zaman sunulur? İnanç varsa. İnanç yoksa kurban sunulmaz. Yani sırf hani jimnastik olsun diye kurban sunulmaz yani. Bu çok önemli bir konu. Yani dünyadaki şu anda mevcut herhangi bir din alın. Eğer o dinlerin içerisinde kurban kesimi varsa, kanlı ya da kansız kurban sunu varsa onun temelinde inanç vardır. Bir beklenti vardır. Bir umut bağlanmışlık vardır ve geri dönüş e, e, şey vardır. Yani e, mededi vardır. Yani medet bağlıyor, umut bağlıyor. Umutlarını bu eyleme e, umut ediyor. Dolayısıyla kurban sunumu varsa bu ciddi bir konudur. Bu sadece saygı yani modern ifade çünkü bu saygı duymakla ifade edilemiyor yani yoksa bütün dinlerde kurban e, kültürü saygıyla ifade edilir ama biz biliyoruz ki günümüzdeki inanç sistemleri ne kadar inanç sistemi varsa dünyada ve onların içerisinde kurban e, gibi bir motif varsa Elbet ki bu sırf saygıyla sınırlı değildir ama saygıdan çok daha öte bir inanç gereği yerine getirilir ve hem de ısrarla getirilir. Bütün eleşti, hatta bazı bütün eleştiriye karşı, eleştirilere rağmen yerine getirilir. Yani çünkü inanç var. Yani böyle bir e, dirayetli bir e, gelenektir bu. Duygudur bu inanç. Yani e, bilimle açıklanamıyor, e, şeyle açıklanamıyor, şeyle matematiksel e, formüllerle açıklanamıyor. Dolayısıyla e, okunif kültüründe ki hepimiz okunif kültürünü Türk kültürüyle e, olarak sahipleniriz. Türk oluklarımız özellikle sayarlar hep işte Afanasyev kültürü, Okunyev kültürü, Andronov kültürü, Taşlık kültürü vesaire sayarlar. Ama bu kültürün, bu kültürlerin isimlerini aldığı topraklarda şaman olan Hakas Türklerin yaşadığını çok fazla zikretmezler. Çünkü Hakas Türkleri şamandır. Ee, ve e, örneğin Okunyev kültüründeki ve başka kültürlerdeki, kültürlerdeki arkeolojik kültürler bunlar. Dolayısıyla somut bilgileri vardır, verileri vardır, bulguları vardır. E, bu bulgular ışığında çok fazla e, bu dönemdeki inançlardan bahsedilmez. Fark ettiyseniz, örneğin Okunyuf dönemindeki Türklerin inançlarından pek fazla bahsedilmez. E, Androna dönemindeki Türklerin e, inançlarından bahsedilmez. Çünkü sıkıntılı onlar. Ama bunların üzerine gidilmesi lazım. Artık bu komplekslerin aşılması lazım. E, Araştırmaların genişletilmesi, derinleştirilmesi lazım. Ya zaten biz yapmazsak, yani Türkolukları. Yapmazsa ya da Türkler diyelim, Türkler yapmazsa başkası yapar zaten. Başkası, biz sahaya gitmeyelim, e, masa başında kurguladığımız Tengri e, dini, Tengri'cilik diyelim, istediğimiz kadar diyelim. Başkası sahaya gidiyor ve doğrudan saha araştırma, Sibirya'da araştırma yapıyor. Dolayısıyla sahada üretilen saha e, bilgileri nitel ya da nicel daha önemli olduğu için ve bununla ilgili bilimsel yayınlar dünya çapında yayıldığı için... Yarın öbür gün biz de onlara kulak vermek e, atıf da bulunmak zorunda kalıyoruz. Yani e, gerçeklikler bunlar. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi Resul hocamızın sorusunu hızlı aktarmak istiyorum. E, kıymetli Timur hocam, paganizm ile şamanizm arasında benzerlik veya farklılıklar var mıdır? Kısa alayım. E, tabii tabii fark var e, Fark fark yok aslında. Yani e, çünkü, çünkü niye? Çünkü şamanizm şamandan e, ibaret değildir. Tamam, şaman figürü ki çoğu durumda bütün neredeyse bütün araştırmacıların sıkıntısı başta mirçe elada profesör doktor mirçe elada olmak üzere yaklaşımları şu. Sanki şamanizm şaman eyleminden ibaret. Yani şaman transından ibaret ama nasıl ki başka inanç sistemleri e, örneğin e, Hristiyanlık ayinden ibaret değilse ya da İslamiyet e, namazdan ibaret değilse ya da e, Budizm işte e, ibadetten ibaret değilse aynı şekilde e, şamanlıkta e, şaman transından kesinlikle ibaret değildir. Yani nasıl ki İslamiyet namazın ötesinde çok zengin ve çok derin bir kültür, inançsal bir gelenek uygarlıksa aynı şekilde e, Hristiyanlıkta aynı şekilde ibadetin çok ötesinde yani ayının çok ötesinde zengin bir kültürse ibadetse, e, inançsal bir gelenekse, aynı tespit şamanizm için geçerlidir. Yani dolayısıyla e, şaman figürü, şamanizmde önemlidir ama Hı. şamanizm şaman figürünün çok daha ötesini kapsıyor. Çok Hı. daha öncesini kapsıyor. Çok daha e, geniş e, bir, engin bir kavramdır. Yani böyle diyebiliriz. Bu itibarla şaman, e, şamanizm içinde bulunan bütün ayinlerde e, tıpkı başka din adamları bütün ayinlere katılmak zorunda değilse e, bu böyle bir gerçek varsa yani Hristiyanlıkta, İslamiyette, müsevilikte, din adamlar bütün e, ibadetlere e, katılmak zorunda değil. Zaten böyle fiziki imkanı yok. E, aynı şekilde e, şamanın bütün ibadetlere katılması zorunlu değildir. Öyle bir imkanı da yok fiziki olarak. Anlıyor mı? Yani siz çaput bağlarken oraya şaman getirilmesi şart değil. Anlıyor mı? Yani bazı şeyler ama bundan hareketle. Çaput bağlarken ha etrafta şaman yok Demek ki şaman yönetmiyor bu ibadeti o zaman bu şamanizm değildir deme hiçbir sebep yoktur hı hı. Yani... yani enerjisel bir olay Evet tabii, 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 Abdullah tabii. hocamızdan Eczacılık fakültesi dekanımızdan bir sorumuz var şamanların kullandığı teknikler biyoloji gibi karmaşık sistemlerle uğraşan pozitif bilimlerde bilgiye ulaşma aracı olarak kullanılabilir mi örneği var mıdır yani e, şimdi e, tabii farklı yaklaşımlar var bu konuda e, ama mesela bu Amerikalı antropolog var. E, Michael Harner'dan bahsetmiştik. Şaman Yolu diye gibi e, kitabında örneğin e, şöyle bahsediyor ki kendisi batı toplumunda şamanizme neredeyse ikinci e, soluğu e, kazandıran bir kimsedir. E, diyor ki e, tıpta, onkoloji tıbında e, hirurjistler yani e, ameliyat e, ta giren e, doktorlarla e, şamanlar beraber çalışabiliyor. E, ve bunlar empirik olarak e, gerçekleşmiş e, eksperimentler yani deneyler. E, ama e, tabii ki bilimsel olarak ben, benim görüşüm değil. Bu e, profesörün görüşü e, Michael Harnon e, diyor ki bilimsel olarak elbet ki biz e, hani bu tam böyle e, müspet bilim yani pozitif e, bilim e, bağlamında ee, sebeple sonuç arasındaki ilişkileri somut bir şekilde açıklayamıyoruz. Bütün dinlerde böyle. Yani sadece şamanizmde değil. Bütün dinlerde böyle. Yani e, sebeple sonuç arasındaki ilişkileri bazen e, ya da her durumda açıklayamıyoruz. İşte aynı tespit şamanizm için geçerlidir diyor e, bu e, bilimci ve diyor ki o yüzden biz sonuca bak odaklanacağız. Eğer sonuç itibariyle e, ağır onkoloji hastası iyileşebiliyorsa e, ya da iyileşmesiyle ilgili MR'ler tespit edilebiliyorsa o zaman bunu kullanabiliriz diyor. İlla ki kullanmakta zorunda değiliz bu arada. Bunu da mutlaka vurgulayalım. Yani zaten bu şamanizmin ruhuna da aykırı olur olurdu. İşte e, bunlar var. Ha, Placebo efekt var. Bu günümüzde son günlerde e, bu e, salgından ya da kara salgın dediğimiz pandemiden dolayı e, hepimizin kulağında iyileştiği e, e, placebo e, kavramı işte bu placebo kavramı şamanizmin e, uygulamalı olarak e, şamanizmin özüdür diyebiliriz. Yani hepimizin içinde bir doktor var ve bunu biz kullanabiliyoruz. Ya da e, otacılık bilgileri var. Binlerce sene geçmişe dayalı bir otacılık bilgileri var. Bunları şamanlar kullanıyor. Ya da masaj e, e, uygulamalar var. E, ya da e, telkin, yani hipnos dediğimiz telkin yöntemleri var. Yani e, ya da işte otacılık var, e, işte farklı farklı e, işte farmaseftikada yani eczacılıkta kullanılan farklı farklı merhemlerin kombinasyonları, bitkilerin ezerek ya da işte kurutarak ya da yakarak ya da işte karıştırarak vesaire ya da merhem haline getirerek uygulamak. de dedikim, şaman mitolojisine başvurduğumuz zaman iki tane kavram karşımıza çıkıyor. Tabi biliyorsunuz ilaç Türkçe değildir. Yani Türkçe kökenli bir kavram değildir. Ee, bunun e, yerine Osmanlı döneminde kullanılan yüzde yüz yerli ve milli kavram vardır e, ve tabii da, daha e, Osmanlıdan da önce kullanılan bir kavramdır bu. Ama Osmanlıda da kullanılmıştır e, M kavramı bazen böyle e, bulmacalarda çıkar e, M diye bir kavram. E, şimdi M kavramı ilaç, e, pharma kavramının karşılığı olarak e, kullanılır e, ve doktor kavramının karşılığı da MC. Çünkü emci, şaman gibi bir kimsedir. Yani o biriktirmiş olduğu, yüzyıllarca, bin yıllarca biriktirmiş olduğu bir bilgi var. Kuşaktan kuşağa, sözlü ortamda aktarılan, bazı destanlar üzerinden de aktarılan, dolayısıyla şaman mitolojisi üzerinden aktarılan, İşte bu şaman mitolojisinde iki kavram karşımıza çıkıyor. Birisi M ya da im, öbürü tom. Tom, hayat veren, eksil olarak da ifade edebileceğimiz, yani bir dilde eksir ama Türkçesi tom. Nitekim Sibirya'da büyük nehirlerden birinin adı da Tom. Yukarı doğru, kuzeye doğru akar. İkincisi de M. Şimdi kahraman öldüğü zaman ve çok yaralı olduğu zaman onu yaralarını iyileştirmek için M kullanılırken onu tekrar hayata döndürmek için ya da onu ayağa kalkındırmak için hayat gücünü verebilmek için Tom. E, iksiri kullanlar ya da bengü su diyebiliriz buna e, bengü e, hayat e, eksiri diyebiliriz e, böyle bir ifadeler var yani e, tabi araştırması gereken bu e, bir konu yani e, benim e, konum tabii ki işte e, biyoloji anatomi e, e, eczacılık tıp olmadığı için e, ben tam olarak ifade etmeyebilirim ama e, bu konuda e, dediğim gibi yalnızca Dil bilimciler değil, ya da yalnızca halk bilimciler değil, ya da yalnızca folkloristler değil, hı hı. aynı zamanda tıp da araştırmalar yapabilir, ee, aynı zamanda eczacılık da e, araştırma yapabilir. Yani dolayısıyla biz gördüğümüz gibi e, şaman ve şaman mitolojisi e, çok e, derin, çok engin bir e, deryadır, e, araştırılması gereken. Yani ignor edilmesi, e, görmezlikten gelinmesi değil, e, bizzat ve doğrudan araştırılması gereken. Ve dolayısıyla. Türklerin geçmişi zengin uygarlığı olarak da dünyaya lanse edilmesi ve gururla anlatılması gereken bir mirasımızdır aslında. Çok doğru. Evet. Şimdi evet ya da hayır olarak cevap bekliyorum sizden. Kızılderililer şaman mıydı? Işte. evet, <laughs> işte, i̇şte beklediğimiz soru. Yani biraz, biraz sadece evet ve hayır diyebilirsiniz. Çünkü <laughs> yani, son soruyu şimdi soracağım birazdan. Hani, e, hani bazı araştırmacılar diyor ya şaman kavramını işte şamanizmle Ruslar uydurdu şeklinde. işte bunu e, yerine bir eden en büyük delil kızıl şamanizmidir. E, herhalde Ruslar gidip de e, Amerika'da kızıl şamanizmi icat etmediler. Yani e, günümüzde şamanlar var kızıl delili kültüründe ve kızıl ee, on binlerce sene önce geçmiştir Benim Boğazı. Artık bu ispatlanmıştır. Hem genetik olarak hem zaten daha önceki hipotezler itibariyle böyleydi yani. Ee, Sibirya kökenli oldukları belli. Sibirya'nın e, klasik Sibirya şamanizmin klasik toprakları olarak geçiyor. Dünya literatüründe Sibirya'nın ana vatanı olarak e, e, şamanizmin ana vatanı olarak Sibirya geçiyor. E, dolayısıyla e, şamanlar Kızılderili'de de aynı. E, tabii ki Türk şamanları da Aynıdır yani. Tamam, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Hüseyin Aktaş'ın bir sorusu var. Onunla da ben son sorumuz olsun, kapanışı yapmak istiyorum. Süremizi çok açtık çünkü. Günümüzde özellikle dini ritüellerde ve gelenek-göreneklerinizde şaman kültüründen geldiği kesin olarak bilinen uygulamalar veya düşünceler var mıdır? Ee, var tabii. Yani dua'nın kendisi ve dua'nın etkili ol olacağına ilişkin beklenti şaman kökenlidir. Yani hı hı. biraz e, tuhaf gelebilir. <laughs> ama, ama böyle yani. E çünkü dua kansız kurbandır. Yani şamanizm kökenlidir. E, herhangi bir şey kan akıtmak zorunda da değilsiniz. Dua hı hı. yaparken. Ama bu e, sizin aslında e, bir e, kansız kurban sunumunda bulunmanızdır. Ve etkili olmasını beklemeniz ile ilgili kültür ee, şamanlıktan geliyor. Yani dolayısıyla e, dünyada e, o yüzden diyorlar yani şamanizm e, dünyadaki mevcut olan ya da gelmiş geçmiş bütün inanç sistemlerinin e, ya da başka bir ifadeyle dinlerin e, atasıdır ya da anasıdır diyebiliriz. Yani, de <laughs> yani Türkçe'nin şöyle bir güzelliği var. Ata kesinlikle cinsiyet önceliğini içermiyor. Yani o bazını yanlış yorumlanabiliyor. Sanki erkekmiş gibi. Aslında ata kadın da atadır erkek tahtadır. Yani burada e, tıpkı kam olduğu gibi yani kam kavramı yine cinsiyet e, e, diskriminasyonu içeren bir kavram değildir. Kadın da kamdır, erkek de kamdır. Yani e, hatta e, tanınmış e, Sovyet e, e, araştırmacılarından vardır halk bilimcilerinden Bogoras. Bogoras kuzey topraklarında dolaşırken Sibirya'da eee Chukçi asıllı oranın yerli halklarındandır. E, Bering Boğazı'na çok yakın e, bir bölgede yaşıyorlar. Onlar konuşma yaparken, onunla mülakat yaparken yerli bir Çukçi erkeği ona şöyle diyor. Kadınlar doğaları itibariyle şamandır. Yani bu yine modern terminolojide pozitif bir ayrımcılıktır. Hatta pozitif ayrımcılık olarak yorumlanabilir. Yani biz hani eşitlik, dengelerden bahsederken böyle bir şey de var. Ha Bunu... Ee, tabii ki biz şamanizmi hani bize uzaylılar bulaştırdı <laughs> diyorsak, onu işte uzaklaştırmaya çalışıyorsak, onu görmezlikten gelmeye, gel, gelebilmek için elimizden geleni yapıyorsak, elbet ki biz bu zenginliği dünyaya anlatamayız. Yani anlatmamız zaten, anlatmamız zaten mümkün değil. Çünkü kendimiz bilmiyoruz. Ee, dolayısıyla tabii araştırılması gereken bir konu. <laughs> ne kadar vurgulamak gerekirse. Evet, peki Timur hocam çok çok teşekkür ediyoruz ağzınıza sağlık ee, sorular e, bitmiyor <laughs> ama kapatmanız evet. gerekiyor. Ben bir şey söylemek istiyorum şöyle hocam. Tabii hocam e, kapatayım ben peki. size vereceğim zaten en son. Tamam peki, ee, peki. Timur bey e, katılan tüm arkadaşlara çok çok teşekkür ediyoruz size de e, ve değerli eşiniz Nüket hocaya da çok e, selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Ben son sözler için e, Şafak hocamıza vermek istiyorum buyurun Hı. hocam. Teşekkür ederim. Ben çok büyük keyifle dinledim. Ee, biraz evvel yani konuşmanın başında dediğim gibi şamanizmle ilgili ne okursam her seferinde yeni bir şaşkınlığa düşüyorum. Ee, sizin çok değerli e, ufuk açıcı bilgileriniz de e, aynı e, etkiyi bende yaptı. E, derinlikli olan bu bilgiler gerçekten çok değerli. E, ben bir iki ufak noktada e, belki diğerler sizin de ilginizi çekebilir. Yani Konuşmanın başına söylediğim gibi... Ana anaerkil bir toplumdan doğduğu anlaşılıyor şamanizmin. Çünkü şamanlar kadın yani kadın kıyafetini giyiyor, kullanıyor. Yani demek ki bu anaerkil bir toplumda doğmuş ve Türklerde ana anaerkillik tarih boyunca hep bir şekilde varlığını sürdürmüş. Yani bey ile beraber begüm veya neyse eşi beraber her şeye girmişler. Savaşa beraber girmişler. Yani şamanizmin hangi kültüre ait olduğu konusunda e, Türklerden başka ana erkeği bir toplum tarihte galiba yok. Yani var mı yok bilmiyorum. Hani bu da bir e, şamanizmin kökü konusunda bir ipucu sizce olabilir mi? Birinci sorum bu. İkinci sorum, benim çok dikkatim çeken bir husus var. E, Musevilik anne otoritesi üzerine inşa edilir malum. E, Musevi olabilmek için annenizin e, Musevi olması lazım. Yani babanın Musevi olması yetmiyor. Hristiyanlıkta baba otoritesi var. Baba otoritesi üzerinden kendini kabul ettirir. İslamiyet'te ise e, bence İslamiyet'in tamamına ait mi değil mi o tartışılabilir tabii ama e, 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 şeyde e, Erzurum yakınında Ahlat'ta galiba mezar taşları ve hala daha böyle geometrik figürler var ve geometrik figürler evrensel olanı yansıtır ve geometrik figürlerin evrensel olanla ilişkisi de bir dengedir sizin işaret ettiğiniz gibi bir kozmik arka plandır. da kök Tengri ile bir bağlantı olabilir mi diye düşündüm. Ee, üçüncü 3. soru kam ham dediniz. bunun haham kelimesinin oradan gelme ihtimali var mı acaba? Haham. Çünkü bir ses benzerliği var. Tabii yalnız ses benzerliği olabilir. Bir de benim üzerinde çok ısrarla durduğum uzun zamandan beri de hep ele aldım. E, kut kavramı var. Hala kullanıyoruz. Kutlu olsun bilerden. Şamanlarda kut kavramının karşılığı bir kavram var mı? Dört soru. <laughs> yani en son... bir program konusu bunlar zaten. <laughs> evet. Yani e, kut kavramı tabii e, doğrudan kut olarak geçiyor. Yani e, kut kavramı e, metafizik e, e, alana ilişkin e, e, bir kavramdır. E, Türkçedir e, ve e, şamanizm kökenlidir. Yani kam inancı kökenlidir. kut kavramı zaten Tengri'den alınır. Eski Türk döneminde evet. de görüldüğü gibi. ama eski Türk döneminde yalnızca Tengri önemli değil ama aynı zamanda toprak da önemli. Nitekim Bombugor yazıtında da Profesör Doktor Hatice Şirin'in tespitleridir bunlar. bu Bombugor yazıtı bir Türk yazısıdır ve orada diyor ki üstte Tengriye yani kök tengriye altta yaz yere tapmışlığım var sapmışlığım yok. Yani her ikisine yani dişil başlangıç ve eril başlangıca yani denge içerisinde tapılmıştır. Yani ibadet edilmiştir. Nitekim 11. yüzyılda da Kaşkarlı Mahmut diyor ki bu Türkler yani Müslüman olmayan Türkler bunlar göğe tengri diyorlar. Dağa tengri diyorlar. Yüksek ağaca tengri diyorlar ve yükünüyorlar. Yani secde ediyorlar. Yani tapınıyorlar yani saygı ifadesi biraz tabi soyut kalıyor burada. Direkt secde ediyorlar diyor. Tabii, Bunlar ifadede Tengri trümellerde Kamp... Tengri kavram kavramları. Tabii çok yani sü... belirgin be, be, Sümer... bir şey. Tabii. E, yani kut Sümer'de... kelimesi geçiyor mu bir yerde yani metinlerde yazılı olarak veya sözlü olarak kut kelimesi e, var eski mı? Eski Türk yazılarında tabi de kut kut eski Türk döneminden gelen yani şamanistik bir şey olarak var mı? Yani e, şamanist kut, olarak da var. Yani var. kut e, Kutu Şamanizm'de umay verir çocuklara. Tabii bir yeniden doğum inanışı da var Şamanlık'ta. Zaten eski Türk yazıtlarında da hani Şamanizm'de şöyle bir inanış var. Türk şamanizminde öteki dünya bu dünyanın devamıdır. Ama oradaki olaylar tersine olabiliyor. Yani burada kırık olan bir eşya orada bütünleşiyor. Ya da burada bütün olan orada kırılıyor şeklinde inanış var. Nitekim eski Türk yazıtlarında da e, buna ilişkin, e, bu motifle ilgili olarak yorumlanabilecek e, ifadeler var. Bak, e, peki ham kelimesiyle, Profesör Doktor Talat, ta, Prof. Talat Tekin'in de çalışmalarında var. Evet. Bunlar, e, bunlar önemli. Ha, ben e, senitik dillerde e, kahinle kahen, e, kohen, kohen arasında bir alakayı buluyorum ama kamla, hamla, haham arasında bir bağlantı var mı? Onu bilmiyorum. E, tabii. Ee, tabii farklı bir e, dil yani e, birisi evet. işte Ural Altay dilleri e, öbürü Semitik diller yani Arapça işte Yahudice e, şeklinde ama e, bu e, şaman kültürünü e, e, soyut kılmaz e, örneğin Orta Doğu'da yani nitekim hani girişte de söylemiştim 13 bin yıllık kadın şaman e, mezarlığı bulmuştur İsrail'in e, topraklarının kuzeyinde e, bu da ve şaman e, İsrailli araştırmacılar bu kadına e, tek Tanrıya inandıkları halde şaman kadın demeyi, demekten gücenmiyorlar. Yani utanmıyorlar. E, Aa bizim atalarımız ilkel olacak şeklinde de böyle bir e, garip e, şeye girmiyorlar. Yani e, bir komplekse girmiyorlar ve rahatlıkla 13 bin yıllık e, kadın e, İsrail topraklarında bulunmuş olmasına rağmen arkeologlar tarafından kadın şaman olabilir e, diyorlar. Ya da e, ee, mesela Klaus Schmidt profesör doktor e, Klaus Schmidt başkanlığında e, biliyorsunuz e, Göbekli Tepe yazıtların e, şey, e, sitesinin kazısı yapılmıştır. Göbekli Tepe iyi e, anlamlandırabilmemiz için e, Schmidt hoca e, Klaus Schmidt hoca demiştir ki şamanizme muhtacız diyor e, bunu diyebiliyor. Yani artık e, Göbeklitepe biliyorsunuz Anadolu toprakları ve Anadolu topraklarında yer alan bu insanlık tarihinde en eski tapınak e, kın anlamlandırılabilmesi için e, şamanizme muhtacız diyor. Ha, öteki taraftan e, Göbekli Tepe'den binlerce kilometre belki de 7 bin, 8, 7 bin 8 bin kilometre kuzey doğuda kalan Güney Sibirya topraklarında Şamanizmin hakim olduğu e, eskiden beri hakim olduğu toprakları dikkat aldığımız zaman orada mesela e, Profesör Doktor Okladnikov var onun kızı Yekaterina Okladnikov o da Profesör Doktor e, tanınmış e, arkeologun kızı e, ve kendisi arkeoloji ve tarihle ilgileniyor Ve aynı zamanda kaya e, resimleri üzerinden anlamlandırma ya çalışıyor ve bağlantı kuruyor yani e, Göbekli Tepe ile Altay topraklarını alakalandıran Türk bilimcileri değil, bilimsel olarak hani hakemli dergilerde yani bu çok önemli yani sosyal medyada yazarak değil yani ben kitap yazdım şeklinde değil hakemli dergilerde bilimsel dergilerde makaleleri yazarak yayınlayarak ispatlıyor yani çok teşekkürler, neyse. sağ olun. <laughs> yani bu çok önemli evet. dolayısıyla, dolayısıyla, ha kadın elbette ki önemli kadın e, ...şu kadar söyleyebilirim... E, ...profesör doktor... E, ...tabii profesör değildi ama... ...profesör diyebiliriz biz ona... ...profesör doktor e, Lev Gumilov var... E, ...çok büyük e, Türkolog ve... E, ...Hunlar tarihini yazmış... ...koskocaman bir kitap... E, ...eski Türkler yazmış, Hazarlar'ı yazmış... E, ...bir kimse... E, ...işte e, Gumilov'a göre... ...eski Türklerde... ...şöyle bir gelenek var... ...geleneksel evin içine... E, ...bir erkek girdiği zaman... Ee, o evin içinde e, aile mensuplarına, aile mensupları arasında ilk eğilerek saygılarını, esenliklerini kimi diliyor? Anneye. Bu e, çok şeyi ifade ediyor. Bu somut bir bilgidir, kurgu değildir, yakıştırma değildir. Eski Türk döneminde bir oğul e, evin içine girdiği zaman ilk selamladığı, ilk saygılarını sunduğu taraf annesidir, babası değil. Sonra babasına sunar yani tabii dünyada birçok halk var. Hani der işte bizim kültürümüzde anneye çok önem verilir, anne, anneye çok önemli bir yere sahip. Türk kültürü de böyle bir kültürdür. Yani Türk kültüründe hani birçok dünyada dillerde, birçok dilde dayı kavramının karşılığı yoktur. Dayı kavramı anne tarafından akrabadır. Baba tarafından akraba değildir. Anne tarafından akrabadır. Ve bu dayı Anadolu topraklarına çıkıp 8000 kilometre kuzey doğuya gittiğin zaman aynı şekliyle aynı anlamda korunmuştur. Ve günümüzde de 21. yüzyılda yaşıyordur. Hatta anne tarafından atalar diye bir kavram var. Sadece baba tarafından atalar değil. Anne tarafından atalar var ve şamanizmde de bu güçlüdür ve Altay Türkleri de tespit edilmiştir zamanında. Dolayısıyla böyle bir şey var. Yani Sadece erkek tarafı değil, kadın tarafı ve kadın tarafına ilişkin özel terminoloji geliştirilmiştir Şamanizm içinde hatta erkilik dedik biz çünkü gerçekten de öyledir. Bütün belirtiler, bütün tespitler onu gösteriyor. Şamanizm büyük ihtimalle anaerkil düzenin hakim olduğu dönemde ortaya çıkmıştır. Olmuş, doğmuş, evet. Olmuştur. O da paleolitik dönem, yani tarım kültüründen önceki dönem. Dolayısıyla binlerce, on binlerce sene öncesine gidiyor e, ve günümüze kadar gidiyor ve Türk kültüründe eğer dayı kavram varsa, eğer anne tarafına, akrabalara önem veriliyorsa bu, bunun bir yansımasıdır. Ha tabii biraz doğu, e, Kuzey Doğu'ya gittiğimiz zaman e, Şamanizm'de e, sivil Şamanizm'de görüyoruz ki anne tarafından gelen e, atalar ve atalar ruhları daha müteberdir. Ee, yani böyle bir olay vardır ee, ve dolayısıyla e, ana kültürü e, güçlüdür. Yani dışarıdan kurgulanmış bir e, kültür ya da yakıştırılmış bir kültür değil. Doğrudan asırlar boyunca yaşatılan. Erkek de önemli ama kadın da önemlidir. Ve nitekim eski Türk yazıtlarında Kaan varsa hatun da vardır ve bu hep böyle devam etmiştir e, Türk kültürü içerisinde. E, bu da çok ilginç. Yani nitekim. Ee, 10. yüzyılda İbn Fadlan Orta Doğu'nun Bağdat'tan yola çıkıp yani ilk misyonerlerden kendisi e, Volga Bulgarlarına giderken yani İdil e, Bulgarlarına giderken e, Orta Asya'da Türklerden geçerken e, Oğuz Türklerinden orada tabii ki çok şaşkınlıkla karşılıyor. Türk kültürünü karşılıyor. Yani Şaman Türk kültürüne karşılıyor. Hani bazen e, araştırmacılar hep şunun üzerine durur. O, Oğuz e, Oğuz Türk'ü başı sıkıştığı zaman başını göğe kaldırır ve bir tengri dermiş. Ama bunun açıklamasına, gerekçelendirmesine üzerinde durmazlar. Orada tamamen konjonktürel bir davranış ama e, bu araştırmacı İbn Fadlan yani Seyah e, notlarında, bırakmış olduğu notlarda Profesör Doktor Ramazan Şeşen tarafından kitap haline getirilmiştir. E, orada da Türkçeleştirmiştir aslında. E, orada da görebildiğimiz kadar tamamen şaman kültürü hakimdir. Oğuz Türklerine de ve başka Türklere de hakimdir. Nitekim e, Oğuz Türklerinde e, bir e, masaya kadın da geliyor ve oturuyor. E tabii ki bu e, her kültürde mevcut olan bir uygulama gelenek değildir. Kadının gelip masanın arkasına oturması ve herkesle beraber yemek yemesi ve sohbete katılması. Ama biz Şaman mitolojisini açtığımız zaman birebir aynıdır. Yani birebir kadın erkek aynı masada oturur. Farklı masalar değil, farklı odalar değil aynı e, odada ve aynı masada e, otururlar ve e, kadın erkekle tartışır. Hatta şaman mitolojisinde kadın o kadar ileri e, bir e, haklara sahiptir ki e, toplumu yönetme hakkına sahiptir. Yani bunu kullanabiliyor. İki, sadece evlenme hakkına değil, evlenmeme hakkına ve kendi iradesi dışında evlenmeme hakkına sahiptir ve bunu hayatını ortaya koyma pahasına e, savunabiliyor. Yani bunları anlatabiliriz. yani. <laughs> çok teşekkür ediyorum e, Sayın Timur Devletov e, bu güzel bilgileriniz için. Ağzınıza sağlık. E, gerçekten <laughs> çok mutlu olduk. E, bir daha iki sefere doyamadık inşallah tekrar bir şekilde dinleriz. E, bütün duyuyorum. katılanlara eee hocaya bu organizasyon için teşekkür ediyorum. Bütün dinleyicilere, katılanlara, öğrencilerimize ve dışarıdan gelenlere de teşekkür ediyorum. Ee, yeni yılınızda bu vesileyle kutluyorum. Ee, i̇yi akşamlar diliyorum. Ben de teşekkür ederim. ederiz. İyi akşamlar, iyi seneler. İyi akşamlar, Hoşçakalın. Iyi seneler.